Evet, Novay programdan herkese merhabalar. Dop dolu yoğun bir programda sizlerin karşısındayız. Öncelikle bizi kırmayarak yayınımıza gelen Hasan Yıldırım hocama hoş geldin diyorum. Hoş bulduk Caner Hocam, Ömer Hocam. Ben de çok mutlu oldum. Novoy gerçekten ciddiyetle izlediğimiz bir program. Çünkü Türkiye'de görme engelli futbolunda tek yorum programı burası. Onun önünde yaptığınız iş güzel. Gayet de hoşnutla kalıyoruz. Bugün de bakalım bizler neler katacağız Novoy'a. Teşekkürler hocam. Evet, dop dolu bir program günlüğü bizi bekliyor demiştim. Belki format dışına çıkacağız. Gerçi format dışına çıksak ne olacak? Federasyonumuz anlamında bizden bazı alınan branşlar artık bizim kontrol dışımıza çıktı. Onları da konuşacağız yayın içerisinde. Sizin de fikirlerinizi soracağım ama öncelikle tabii ki ikinci devrenin ilk haftasıyla başlayalım. Ömer hocam sen de hoş geldin. Hoş buldum hocam. Herkese merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Hasan hocam, hoş geldin tekrardan yayınımıza. O zaman Yukatel Denizli Çankaya Belediyesi maçıyla başlayalım. Hasan hocam, neler söylersin bize bu maçla ilgili? Evet, kendi maçım. Ya biz o bir hafta bir ara vardı. Maçlar yoktu biliyorsunuz. O arayı biz iyi değerlendirdik. Antalya'da Rusya ile bir ikili kamp yaptık, Rusya milli takımıyla. Totalde orada da 3 maç oynadık resmi olarak. Bir beraberlik, bir mağlubiyet, bir galibiyetle oradan da geldik. Orada gayet iyi hazırlandık. Eksiğimiz de vardı. Ercan o Rusya maçında sakatlandı Antalya'da. Ercan kadroda yoktu. Semih kırmızı kartlıydı. Ama tabii biz alternatifli kadroyuz. Ona göre önlemlerimizi, çözümlerimizi ona göre oluşturduk. Biraz daha Recep'e top oynatmama üzerine kurmuştuk. Bunu da yaptık zaten. İlk yarı maç başlar başlamaz kahramanla girdiğimiz 2-3 tane çok maçın başında 2-3 dakikada bir sürü pozisyonumuz var. Ama değerlendirdik, fırsatları lehimize çevirdik. Skor istediğimiz gibi gelişti ve Mehmet'i de oynatma şansımız ikinci yarı tamamen oynattım. Mehmet de artık birinci ligde defanstan alıp topla öne çıkabilecek kabiliyete de ulaştı. Yani açıkçası eksiklerin çok da şeyini hissetmedik. Çünkü takım bir bütün, komplike. Aynı zamanda da biz bütün varyasyonları deniyoruz. Üç kişi kalırsak nasıl oynarız? Veya forvetimiz sakatlanırsa, defanstan kart cezalımız olursa veya orada maç içinde sakatlık olursa bunları antrenmanlarda sürekli deniyoruz. Biz haftanın 4 günü antrenman yapan bir kulübüz. Orada da istediğimiz sonucu aldık. Denizli iyi bir takım. Ama tabii daha bütünsel olarak sahaya baktığımızda daha birbiriyle bileşik ve daha koordinasyonlu oynayan sporcular her zaman daha iyi performans sergiler. Ve en temeli de çalışmak, özverili çalışmak. Ya biz çalıştık, çalışmamızın, antrenmanımızın emeğini sahada sonuçlarla alıyoruz. Tebrik ediyorum hocam. Haftada 4 gün antrenman yapıyoruz dediniz. Bu antrenmanları tam kadro mu yapıyorsunuz? Şöyle, Ercan İstanbul'da çalışıyor. İbrahim Gaziantep'te. Diğer sporcuların tamamı Ankara'da zaten. Ankara'da biz genelde 6 kişi, 7 kişi. Messi Yaşar da götürüyorum çünkü. Buradan da Messi'ye selam olsun. Yaşar da antrenmanlara katıyoruz. Ya bize kulübümüze katılmak isteyen bütün sporcuları antrenman yaptırıyoruz. Bununla ilgili bir sorun yok zaten. Genellikle biz 6 kişi sürekli antrenmandayız. Çok güzel hocam. Yani gündüz saatleri mi peki bu gece saatleri mi? Hani izin Biz maç sıkıntısı saatinde yaparız antrenmanlarımızı Caner Hocam. Sürekli biz sabah yapıyoruz. izin Maçı sıkıntısı yaşamıyor mu oynadığımız peki? saatte yapıyoruz sürekli. Arkadaşlar izin sıkıntısı yaşamıyor mu peki hocam? Bildiğim kadarıyla hepsi memur. Ya çoğu memur diyebiliyorum. Ya şöyle tabii biraz da memuriyette iş yeriyle olan ikili ilişkilerimizle alakalı bir durum. Yani kahraman Anladım. hastanede çalışıyor ama öğlen arasında bize katılıyor. Kahramanın çalıştığı günler 11'de çıkıyoruz. O da 11'de katılıyor. Saat 1.30 gibi iş yerinde oluyor zaten. Diğer sporcu arkadaşlarım da aynı. Yıllık izin kullanan var. Mehmet mesela gece vardiyasında çalışıyor. Volkan zaten bizim belediyemizin bir personeli. Semih belediyenin çalışanı personeli. Onun için onların zaman ve mekan sıkıntısı yok. Çok güzel hocam gerçekten. Diğer takımlar anlamında baktığımızda en iyi antrenman yapan sizsiniz gibi gözüküyor şu an.
Ömer Hocam, sizin var mı Yukatel Denizli Çankaya maçı ile ilgili bir yorumunuz? Maç güzeldi. Çankaya zaten maçın başından sonuna kadar üstün oynadı. Denizli'ni belki de bu sene bayağı konuştuk. Çünkü programda konuştuk Denizli'den. Saha içerisinde varlık gösteremediği belki de ilk maçtı. Bu hafta Denizli'nin kalesinde de ilk kez Arif geçti. O da Denizli ile anlaştı devre arasında. O da yine Kahraman'ın ve Emrah'ın bazı pozisyonlarında güzel kurtarışları vardı ama sonuçta Çankaya iyi değerlendirdi pozisyonları. 5 tane gol attılar. Takım halinde bir bütün olarak oynadılar. Özellikle Hasan Hocam'ın dediği gibi Mehmet Dinçer'i izlerken gerçekten ben de çok keyif aldım. Yani genç bir arkadaşın ve sevdiğimiz bir isim de uzun süre saha içerisinde olması gerçekten beni de çok mutlu etti. O konuda tebrik ediyorum. Onun dışında Denizli takımı da çok fazla atakta yakalayamadı aslında ama birkaç pozisyona girdiler. Çok etkili olmadan bildiğim kadarıyla ilk şutlarını da ikinci yarıda attılar. Çok fazla saha içinde etkili olamadılar. Yani bu hafta bu şekilde bitti. Çankaya zaten maça favori başladı. Beklediğimiz gibi de bitti. Sadece sonuç olarak 5 gol çok fazla beklemiyorduk ama 5 gollü bir maç oldu. Buradan Çankaya'yı da tebrik ederim. Teşekkürler hocam. Öncelikle Ercan'a buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arif'e de hayırlı olsun diliyoruz. Geçmiş Denizli ile olsun. ilgili benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Hani birkaç maçtır gözümden kaçmıyor bu. Mola almakta sanırım biraz gecikiyorlar mı, almıyorlar mı? Sizin de dikkatinizi çekti mi bu olay? Ömer hocam. Şöyle biraz yani sadece bu maç üzerinde konuşmayayım. Önceki maçları da görüşelim. Çünkü bu maçta Çankaya ilk yarıda zaten skoru netleştirdi. İkinci yarıya çok fazla bir şey kalmadı. Ama diğer maçlarda da biraz sanırım Musa Hocam oyunun akışına bırakarak oynatan bir hocam. Ondan kaynaklı o sıcaklığı bozmak istemiyor ama sonuç itibariyle molada takıma hem taktik açısından hem de gerekli direktifleri vermek açısından çok etkili olan bir şey ve bunu biraz dediğim gibi özellikle biz genelde hep zaten yayından izliyoruz. Canlı izleme imkanımız olmuyor. Sonradan izliyoruz. Orada da fark ediliyor zaten. Yani biraz geç bir mola olması. Çünkü sporcular yoruluyor. Özellikle bazı pozisyonlarda bazı maçlarda Recep çok fazla daha çok Denizli takımında üstün oynamaya çalışıyor. Eray bazı yerlerde destek veremediği yerler oluyor. Yani biraz o da Recep'i de dinlendirmek açısından aslında daha erken alınabilir ama ben Musa Hocam bu şekilde tercih ediyordur. Artık o da onun takdiri. Teşekkür ediyorum. O zaman ikinci maçımıza geçelim. İkinci devrenin ilk haftasının golsüz biten maçı Yenimahalle Belediyesi 0, Bursa Büyükşehir Belediyesi 0. Hasan Hocam, bu maçı izleme fırsatınız oldu mu? Maçı Var mı diyebilir miyim? izledim hocam. Yani maçın ilk yarısında, daha doğrusu maçın başında Ali Çavdar birkaç pozisyon yakalıyor. Birden fazla pozisyon yakalamış. Gerçekten de iyi pozisyonlar yakalamış ama gole çevirememiş. Bazı pozisyonlarda biraz erken davranmış. 10-11 aralığından vurmuş. İlk yarı Bursa daha efektif oynamış. Daha baskın gözüküyordu. Daha doğrusu baskınlığı şöyle, atak konusunda, sonuca gitme konusunda Bursa biraz daha ön plana çıktı. İkinci yarısını da izledim. İkinci yarısında yeni mahalle üstün oynamış. Ancak yani son vuruşta bir türlü kaleyi tutturamamışlar. Yani o da biraz daha iki takımın da ön tarafının ikinci yarıya daha böyle dirençsiz mi diyelim, biraz daha eforu düşük halde girmesi ve son vuruş bitiricilik pozisyonu da zor bir pozisyon olduğunu bildiğimiz için zorlanmışlar. Yani İki takım da defansif olarak iyi oynadı. Gerçekten birbirine böyle şimdi ben atacağım, o ben atacağım derken iyi savunma yapan iki takım. Ben yeni mahallenin de Bursa'nın da gol yeme olasılığı düşük. İkisi de çünkü kapalı oynayan iki takım. Kapalı takımlarda da biraz daha ön tarafta birebir de etkili veya süratli top teknik seviyesi de yüksek sporcuya ihtiyacınız var. Yeni mahallede de var bu sporculardan. Bursa'da da var. Ya Ali Şavdar'a da helal olsun. Yani yaşı itibariyle gerçekten ligin ön tarafta forvet kısmında oynayanlardan yaş orantısına bakarsan en iyisi diyebiliriz. O yaş oranında.
Çünkü onun kendi yaş grubunda kimse oynamıyor şu anda bu ligde. Gerçekten çabalıyor, üretmek istiyor, sürekli bir pozisyonun içinde sürekli bir tehdit oluşturuyor rakibe. Arka tarafta da gördüğüm kadarıyla bugün şeyde destek verdi maçta. Okan, Tekin Okan Düzgün. Biraz daha Tekin Okan topla buluşamadı. Açıkçası o da tabii sürekli ligde oynamadığı için antrenmanlarda bilmiyorum katılıyor mu katılmıyor mu. Ankara'da oturuyor sonuçta Tekin Okan Düzgün de. Ama Tekin'in de topa hakim olması, top yeteneği gerçekten top ayağına yakışıyor Tekin'in. Ama onun da biraz daha çalışması gerekir. Çalışırsa bir golde gösterdiği başarıyı futbolda da gösterir. Çünkü Tekin Okan'da da yetenek var. Baldırlar da çok güçlü. Güzel şutlar da atıyor. Yeni Mahalle tarafına geçersek Celal arkadan top yapıyor. Bunda herkes hemfikir. Ama sonuca gittiğinde yani topa ön tarafta son bitirici noktaya geldiğinde 6 metrenin üstüne geldiğinde izledim 3 pozisyonda sol ayağında 2 adım daha sürse kaleciyle karşı karşıya sol ayağıyla vursa belki gole de çevirir. Ama basıp tekrar sağa çektiğinde oradaki iki defans otomatikmen önünü kapattı. Şut pozisyonu bulamadı. Çekti, şut attı, rakipten döndü. Ön taraftaki adam biraz daha az topa basan, topu sürerken şut çıkarabilen, yani daha kestirmeden kaleye gitmeli, öyle yönlendirilmeli diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Ömer hocam, sizin maçı izleyebildiniz mi? Aynen ben de maçı izledim. Zevkli de bir maçtı aslında. Biraz daha böyle orta saha mücadelesi tarzında bir maç oldu. Hasan hocama katılıyorum. Ali Çağlar'ın birkaç pozisyonu gerçekten böyle karşı karşıya net ki Ali Çağlar'dan yani o pozisyonlarda tam yani canlı izlesem gol geliyor diyeceğim pozisyonlar. Ama çok etkisiz durdu oralarda. Tekin bu hafta Yusuf yoktu zaten Bursa'da. Tekin Okan daha çok sahadaydı. O da uzun zamanda görmediğimiz bir oyuncu sahalarda. O da iyi oynadı. Gerçekten Bursa takımına katkı sağladı. Ancak Bursa o son vuruşlarda gerçekten yapamadı. Etkinlik gösteremedi. Ramazan birkaç pozisyonda denedi fakat o da yine aynı şekilde son vuruşa kadar geldi. Fakat o da yine Celal gibi son vuruşlarda etkisiz kaldı. Yeni Mahalle tarafında da aslında Celal biraz daha önceki yayınlarda da hep konuştum. Savunma ağırlıklı, savunmadan top alıp böyle ya sol çapraz Bertu'ya pas atıyor ya da içeri giriyor. Bugün yine bunu çok gördük. Aslında sağ çaprazda oynayıp sağ tarafta oynamak yerine solda oynayıp top sürerek girse top kendi hakimiyetin olduğu ayağında kalıp kaleyi daha fazla deneyebilse yani ters ayakta kalmasa gerçekten çok etkili pozisyonlar yakalayabilecek. Gökhan iyi mücadele etti ama o da ikili mücadelelerde topu kazandıktan sonra arkadaki kademedeki adamla çok karşılaştı. Onu geçemedi bir türlü. Berton'un çok güzel bir pozisyonu vardı. Hüseyin güzel kurtardı. İki kişinin arasından attığı bir şut. Onunla da bir gol beklentisi oldu. Yani son vuruşlarda Yeni Mahalle biraz daha iyiydi aslında Bursa'ya göre. Ama pozisyon olarak Bursa daha fazla pozisyon yakaladı. Zevkli bir maç oldu en azından. Yani 0-0 aslında çok da şaşırılmayacak bir skor. Yani iki tarafta çok fazla böyle hücum ağırlıktan ziyade daha çok savunma ağırlıklı oynayan takım. İki tarafın da kalecisi çok sağlam. İki tarafın da savunması çok sağlam. Yine her hafta söylediğimiz gibi bu hafta da Muhammed'den çok fazla bir hücum varyasyonu göremedik. Bazı pozisyonlarda ilerideydi ama o da çok fazla böyle hücum aksiyonlarına giremedi. Ya beklediğimiz bir skordu. Güzel bir maç oldu. Maç içerisinde de yine ufak bir tartışma yaşanmış. Ben de yayını izlerken fark ettim. Yani ama o da çok fazla sürmedi sanırım. Yani maçın geneline baktığımızda iyiydi. İki takıma da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Teşekkürler hocam. Son maçımıza da geçelim. Son maçımızda da sizin maç Ankara Anadolu 0, İzmir Çağdaş 6. Ömer hocam, sizle başlayalım isterseniz. Anadolu adına Yani maç Anadolu nasıldı? Adına nasıldı maç İzmir şöyle gözüyle? Anadolu zaten şaşırtmadan devam ediyor. Şimdi maç geneline baktığımızda zaten elimizdeki kadro potansiyeli belli. Bu hafta da yine malum 5 oyuncuyla çıktık. Kaleciyle birlikte aynen 5 oyuncuyla çıktık. 4 oyuncu bir kaleci.
Yani etkinliğimizi çok fazla sürdüremedik. Hasan yani ilk başta biraz İbrahim Danacı ileride oynatmaya çalıştık. Hücum oyuncumuz bu hafta İsa takımda değildi. Zaten önceki haftalardan da biliyoruz Fatih sakat, o sezonu kapattı. Yani gol yollarında zaten bir aktif olarak çok fazla çalışmamız olmuyor. İbrahim Danacı da aslında bu hafta üç tane, hatta Kenan da bir tane olmak üzere dört tane güzel pozisyon yakaladı. Yani baktığımız zaman 3-1 gibi oynamak zorunda kalıyoruz. Çünkü oyuncuların potansiyeline göre çok fazla saha içerisinde taktik değiştiremiyoruz. İlerideki oyuncumuz da hem yaş itibariyle hem de ligdeki savunma oyuncularının potansiyeli gereğince daha çok altının içinde bekliyor. Savunmadan kaçan topları yakalıyor. Bu hafta aslında bunları çok iyi yakaladık fakat değerlendiremedik. Yani bu hafta iyi sağ olsaydı belki bunları değerlendirebilirdik. İlk yarıda zaten Hasan'ın bir golü var. İlk yarı 1-0 bitti. Yani oyun bakımından bakınca ilk yarıda biraz direndik ama ikinci yarı başladıktan sonra tabii direncimiz de düştü. Oyuncularımız yaşlı zaten kondisyon olarak da biraz sıkıntı yaşıyoruz. Zaten ikinci golü bulduktan sonra takım biraz Anadolu takımı da düştü. Saha içerisinde Kenan rahatsızlandı. Oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bir süre üç kişi devam ettikten sonra İbrahim Danacı da boş koşu yaparken ayağından sakatlandı. Büyük ihtimal liften kaynaklı bir sorun yaşadı. Maçı iki kişi tamamlamak zorunda kaldık. Buradan İzmir takımına da teşekkür ediyorum ayrıca. Yani iki kişi kaldıktan sonra çok fazla böyle mücadele göstermediler. Yani biraz orada da centilmenlik gösterdiler. Tabii aslına baktığımızda birincilik düzeyinde bunun hiç yaşanmaması gerekiyor. Yani ben kendi takımım da olsa gerçekçi baktığımız zaman aslında oraya bizim daha geniş bir kadroyla gitmemiz ve iki kişi kalmamamız gerekiyordu. Ama işte eldeki imkanlardan kaynaklı böyle kaldık. İzmir'de bunun karşılığında tabii centilmenlik gösterdi. O saatten sonra onlar da çok fazla hücum yapmadılar. İzmir takımı içinde zaten konuşacak bir şey yok. Oğuzhan zaten aldığı topu sürekli hücumu denedi. Hasan biraz daha böyle sakin oynamaya çalıştı. Yani ayağına geldiği toplarla direkt pozisyonlara girdi. Çok fazla böyle ikili mücadeleye girmedi. Oğuzhan onun nezdinde biraz daha ikili mücadeleyi çok zorladı. Yani iki taraf için de güzel bir maç oldu. Artık bu saatten sonra İzmir'e başarılar. Anadolu olarak zaten bizim şu an ligdeki konumumuz itibariyle büyük ihtimal sezonun geri kalanında da çok değişecek bir şey yok gibi. Bakalım önümüzdeki haftaya da Hasan Hoca'ya rakip olacağız. Artık o maçta iki tarafa da başarılar diliyorum. Teşekkürler. Hasan Hocam, size şöyle bir sorum olacak Ömer Hoca'dan aldığım topla. Yani baktığımız zaman Çankaya Belediyesi ve Yenimahalle hariç tuttuğumuzda diğer takımların kadroları çok alttan da genç oyuncu gelmiyor. Bunlar için neler yapılabilir, ne olabilir? Bunlarla Can hakkındaki hocam, yorumunuz. yayın donuyor, bilginiz olsun. Sen donuyorsun şu anda. Öyle mi? Şu an hareket ediyorum. Geldim. Dondu, yayın dondu. Elimi Evet. kaldırıyorum. Gözüküyor mu? Evet, şimdi geldi, geldi. Tamam. Buyur hocam. Tamam Şimdi hocam. Buyurun. tabii, Sorumuzu duyabildiniz mi? duydum, duydum hocam. Şimdi tam kadro çıkmak 8 kişi tabii büyük bir avantaj ama bunun planlamasını sezon başında yapıyoruz. Biz yıllar önce de aynı planlamayı yaparak sürdürdük. Çünkü sürekli kadro 8, 2 kaleci, 10 oyuncudan oluşması gerekir. Ben liglerde de görüyorum. Çoğu takım bir kaleciyle geliyor. Yedek kalecisi yok. Ya kaleci aslında en kolay bulunabilir ve erişebilir sporcu skalasında. Ancak görme engelliği anlarım bir nebze. Yine tamamlayamayabilirsiniz. 5 oyuncuyla veya 6 oyuncuyla veya 4 oyuncuyla gelebilirsiniz. Ama en azından kalecisinin yedeğini getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabii biz planlarken mevcut imkanlar, şimdi bazen insanlar diyor ki siz Çankaya Belediyesi'siniz. İşte Çankaya'ya sırtınızı dayamışsınız. Belediyesi, ya bu böyle değil arkadaşlar. Gerçekten biz bu B1 futbolunu uzun yıllardır sürdüren bir kulübüz. Biz ilk başladığımızda Çankaya Belediyesi yoktu. Bages vardı, yani başkent. Eski başkent görme engelliler spor kulübüydük. Sonra uygar olduk. Sonra tekrar değiştik. Tabii bu arada sponsor arayışlarımızla beraber Çankaya Belediyesi'ni sponsor yaptık.
Ancak biz sponsor yaptığımızda da ilk 5 yıl Çankaya Belediyesi sadece bizim araç tahsisimizi yaptı. Sonra tamamen kendine bağladı. Bu da ikili ilişkilerle ve tamamen güvenle alakalı bir durum. Tabii biz tamamen Çankaya Belediyesi'ne geçtikten sonra altyapımızı da güçlendirmek istedik. Altyapıdan bizim sporcularımız yetişiyor. Tabii Semih sonradan B1 futboluna evrildi. Atletizm kökenli. Gayet de başarılı. Yani verilerini de alan bir sporcu. Mehmet Dinçer yine keza ilk defa görme engelli futbolunu bizde tanıdı. Bizde devam etti. Mehmet Emin yeni genç oyuncumuz, Ruşen görme engellerde, o da bizim alt takımımız. Orada oynadı. Onun da yaşı küçük. EKPSS'si var. Onun için onunla bir anlaşmamız da var. EKPSS'yi kazandıktan sonra A takıma dahil olacak. Kazanamazsa buradan da izletin. Dahil olamayacak. O yüzden Güzel, önceliğimiz eğitim. güzel Bunlar önceliğimiz eğitim. Tabii önceliğimiz bunlar görme engelli bireylerin, sporcularımızın iş olanağı. Mehmet Emin genç, daha 17 yaşında. Önce ataması olacak. Ataması olduktan sonra çalışacak. Çünkü futbol oynamayı istiyorsa önce kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmesi gerekir. O da Emrah ve Kahraman karışımı bir sporcu olacak. Çok da kaliteli bir topçu olacak. İnşallah bir sakatlık, bir sorun, bir problem yaşamaz. İyi de bir duyarlı ailesi var. Gerçekten annesi, babası gerçekten duyarlı bir aile. Onu da önümüzdeki yıllarda bu ligde oynarken görmek hem bana zevk ve haz verecek hem izleyicilere zevk ve haz verecek. Yani söyleyeceğim bunlar hocam, ne diyeyim? Yani biraz çalışmak, çalışmaktan ziyade emek vermek, bir yerlerin kapısını sürekli aşındırmak gerekir. İyi bir kadro, iyi bir takım, iyi bir kulüp olmak istiyorsak gerçekten sponsor bulmamız şart. Yani Ankara'da iki tane belediye var. Birisi Yenimahalle, birisi Çankaya, ama diğer illerde de var bu belediyeler. Önemli olan bunları ikna edebilmek, bu yolu açabilmek, bu kapıyı açabilmek. Kendimiz için bir şey istemiyoruz. Sporcularımız için istiyoruz. Bunu gerçekten sporcularımız için istediğimizi ispatlayabilmek, onlara bunu ikna edebilmek. Bütün belediyelerin sponsor olacağına inanıyorum. Az ya da çok, ama bu işler azla başlar. Önce hiçle, sonra azla ve karşılıklı güvenle beraber çoğalarak, büyüyerek gider. Evet hocam. Peki soruma şöyle ilave eden devam ediyorum. Yani milli takım bazında baktığımızda artık alttan oyuncu gelmiyor ve şu an elimizdeki oyuncularımızda yaşları yavaş yavaş ileriye doğru gidiyor. Sesi Görenler Ligi'nde bu genç oyuncularımıza takımlarımızda yer veremiyor doğal olarak. Bir şampiyonluk olsun, işte küme düşmeme endişesi olsun. Peki biz bu genç çocuklarımıza nasıl yer vereceğiz? Nasıl yetiştireceğiz? Bununla ilgili bir öneriniz, bir fikriniz var mı? Şimdi hocam, Caner hocam, ben 2014-15 yılında bir projem vardı. Genç milli takım. O dönem Abdullah Çetin başkan. O dönem bunu çok istemiştik. Hatta ben milli takım antrenörlüğü döneminde 8 oyuncu, 2 kalecinin yanına 2 oyuncu, 1 kaleciyi de yedek olarak sürekli ekliyordum. Ve bunlar da diğer sporcular gibi paralimpik maaştan müsabakanın son ayına kadar faydalanabiliyorlardı. Genel müdürlükten de bunu rica edip çözmüştük. Ama tabii son dönemde sadece 8 oyuncu, 2 kaleci hem bu imkanlardan faydalanmış oldu. Aynı zamanda da 8 oyuncu, 2 kaleciyle kamp yapılıyor, yapıyorsunuz. Burada da mücadeleci bir ruh oluşturamazsınız. Kalecide de oluşturamazsınız, sporcuda da oluşturamazsınız. Çünkü sizin alternatifiniz yok. Yedeğiniz yok. Kimin gideceği 8 oyuncu belli. Bu 8 oyuncuyu alıp götüreceğinizi sporcular da biliyor. O sporcuların kendi arasındaki mücadele, kalecilerin kendi arasındaki mücadeleyi yok etmiş olursunuz. Ayrıca genç milli takım, biz Ankara Cup yaptık. Milli takım antrenörlüğüm döneminde İstanbul Cup yaptık ve buralarda A ve B takım olarak, iki takım olarak çıktık. Ve o B takımda o zaman oynattığımız sporcular, Semih oynadı, Oğuzhan Yokuş oynadı, Mehmet Dinçer oynadı, Muhammed Ali Öktem oynadı. Yani bunlar gerçekten o dönemden altyapısı oluşturulan çocuklardı. Ama günümüze geldiğimizde bir B milli takımımız ve genç milli takımımız, minikler dediğimiz lise çağındaki çocuklarımız henüz bu işin içine dahil edilemedi. Bunlar kulüplerinde çok zor gelişir. Yani genç çocuğu olan bir kulüp, antrenman sahası yok.
zamanı yok, mekanı yok, imkanı yok. Burada bu genç çocuğu geliştirme şansınız yok. Biz her şeyi diyoruz ya, kulüpte hazır olsun. Altyapı oluşturmak istiyorsanız siz milli takımlarda bunu yapacaksınız. Milli takımlar altyapıyı geliştirecek. Altyapıyı orada kuracaksanız kurulan altyapıda hem spor kulüplerine hizmet etmiş olursunuz federasyon olarak, aynı zamanda da milli takıma hizmet etmiş olursunuz. Bu yılda bir kampla da olmaz. En az yılda 4 kamp. Genç milli takım kurmak, yani gençlere yetiştirmek istiyorsak 4 tane kamp ve bunların da üst düzey performanslarının, atletik performanslarının, tekniklerinin tamamen yani böyle raporlanıp ve bunları gün gün ay ay takip ederek ilerleme, gelişim sürecinde takip etmek gerekir. Çünkü Golbe'de aşırı bir yığılma var. Golbe'deki çocuklar da, genç çocuklar da çok mutlu değil açıkçası. Çünkü onların da önünde bir kadro var. O kadronun da uzun yıllar kalacağı aşikar. Çünkü onların önüne geçme şansı yok mu çocukların şu anda? Ama futbolda yaş ortalaması gerçekten yüksek. Biz bunu 2013 yılında yaş ortalamasını 21'e düşürmüştük ama bugün tekrar yerine koyarak gitmezseniz, gençleştirerek gitmezseniz yaş ortalamanız 30'un üzerine çıkar. 30'dur diye düşünüyorum. 30 vardır şu anda milli takımın yaş ortalaması. Hemen hemen var Tamam. aynen. Evet. Yani bunu düzeltecek olan yine bizleriz. Yani ben kulübümde çalıştırıyorum ama ben 5 sporcu birden yetiştiremem. 5 tane genç birden çıkaramam. Bu imkansız bir şey. Ben 2 sporcu yetiştiririm. Ömer Hocam 1 sporcu yetiştirir. Siz 2 sporcu yetiştirirsiniz. Diğer kulüplerden birer birer, ikişer ikişer sporcu yetişse ortaya çıkar 10-15 sporcu. Erzurum'da bir çocuğumuz var. Potansiyeli var, kapasitesi var. Ama gelişimi ağır. Yani ağır ilerliyor. Bunu çözmenin tek yolu genç milli takım. Bu çocuklar kamplara alınacak. Buradan seçmeler yapılacak. Bu potansiyel olan çocukları da arada bir A milli takımın içine atacaksınız. Onlarla beraber kamp yapacak ki bu çocuklar o havayı da, o ruhu da yaşasın. Hocam muhtemelen zaten artık futbol, futsal ve golbol ve atletizm kaldı şu an. Görme Engelliler Spor Federasyonu anlamında. Önce burada sözü Ömer Hocam'a bir vermek istiyorum. Ömer Hocam, bu konu hakkındaki görüşlerin nedir? Önce yüzme, satranç ve halter bireysel 3 branşımız daha judodan sonra diğer Evet. federasyonlara, yani bağlı bulundukları federasyona bağlandılar. Bu konuyla ilgili görüşünüz nedir Ömer Hocam? Yani şöyle söyleyeyim, tam burada direkt federasyona bir suç bulamıyoruz. Çünkü yayınlanan bir kararname var, bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi var, bir kanun var. Sonuçta o kanun üzerinden bütün işleyiş yürüyor. Bütün branşların artık kendi federasyonlarına bağlanması. Yani bu sadece bizim federasyonumuza has bir olay değil. Tabii bununla alakalı yapılabilecek bir şey varsa kanunla şimdi karşı karşıya gelemezsiniz. Federasyon olarak ne yapılabilir bilmiyorum ama yani elimizde şu an dediğim gibi 4 tane branş kaldı. Ama şunu yapabiliriz, yani görme engellilerin yapabildiği branş sayısına biraz daha çoğaltabiliriz. Tabii yine böyle bir şey olduğu takdirde yine kendi federasyonlarına bağlı kalacaklar ama yine bir süre, yanlış bilmiyorsam 2026 yılına kadar böyle bir hakkımız var. Yani o zamana kadar en azından federasyonumuz bünyesinde devam edebilirdi. Tabii ilerleyen süreçlerde şimdi golbol dışındaki tüm branşlar aslında mesela futbolda veya futsalda onlar da kendi federasyonlarına bağlanacak olsa o zaman sadece golbol branşı kalıyor. Yani bir branşta da zaten bir federasyon ne yapabilir? Ama işte buradaki amaç veya çalışmamız şu yönde olması lazım. Evet, diğer branşlar hep kendi federasyonlarına bağlandı ama yine de bizim camiamız, hep söylüyoruz, küçük bir camia, görme engelliler camiası. Yani bir arkadaşımız birden fazla spor müsabakasına katılabiliyor. Yani bugün voleybola katılan bir arkadaşımız ertesi hafta B1 branşında, futbol branşında katılabiliyor. Burada aslında çalışmalarımızı biraz daha bunlara yöneltmemiz lazım. Yani bununla alakalı şu an açıkçası kanun olduğu için federasyona bir suç bulamıyorum direkt. Ama bununla alakalı tabii bir çalışma vardır illaki. Özellikle elimizde kalan branşlara daha fazla bir yoğunluk olabilir. Maddi manevi. Çünkü baktığımız zaman B1 futbol üzerinden konuşacak olursak şu an deplasmanlı ligde 7 takım var. En azından elimizde kalan branşları geliştirmek adına çalışmalar yapılabilir. Yıllardır konuşulan bir şey var, 10 takıma çıksın muhabbeti.
Tabii bu doğrudur, yanlıştır, bu biraz tartışılır. Yani 10 takıma çıktığı zaman ligin kalitesi ne olacak? Biraz önce Hasan Hocam dediği gibi yani alttan gelişen genç sporcu yok. Yani aslında çok potansiyelli oyuncular var ama şimdi onları geliştirebilecek imkan yok. Bugün genç milli takıma katıldık. Oradan ayrıldıktan sonra kulübü olmayan sporcular var. Ya da ayağını ilk kez topu genç milli takımda değen sporcular oldu. Yani çünkü kendi kulüplerinde böyle bir imkan yok. Saha yok, antrenörü yok, tesis yok. Yani aynı sıkıntılar büyük ihtimal diğer branşlarda da yaşanıyor. Çünkü B1 futbol dışında diğer branşlara çok hakim değilim açıkçası. Ama şunu yapabiliriz. Yani diğer branşlarımız federasyondan ayrıldıktan sonra bütün yoğunluğumuzu buraya vereceksek. Çünkü B1 futbolda geçmiş yıllarda gerçekten çok güzel başarılar yakaladık. Şimdi önümüzde bir paralimpik olimpiyatlar var. Ona yoğunlaşabiliriz. Kadın golbolde zaten çok çok iyiyiz. Erkek golbolde yine aynı şekilde iyiyiz. Onu geliştirebiliriz. Yani bu saatten sonra yapabileceğimiz tek şey elimizde kalan branşları en iyi hale nasıl getirebiliriz? Hem maddi hem manevi. Buna çalışmamız gerekiyor. Yani şu an için yapabileceğimiz daha fazla bir şey de yok. Çünkü dediğim gibi bir kanun var ortada. Buna da hepimiz uymak zorundayız. Teşekkürler hocam. Hasan hocam, sizin görüşünüz nedir bu branşlarımızın gitmesi hakkında? Ya tabii bu tamamen uluslararası bir çağrı, branşların bağlanması. Yani Gençlik Spor Bakanlığı'yla da bir alakası yok. Açıkçası ben 2024 Ocak ayında atletizmin de bağlanacağını düşünüyorum, Atletizm Federasyonu'na. Bizim branşlarımız futbol, futsal alt branş olduğu için futsal ve voleybol branşı kalacaktır. Bedenselde sadece ampute futbol kaldı ve Paralimpiklerden sonra 2024 Aralık ayında tüm Engelliler Spor Federasyonu çatısı altında bütün federasyonları ellerinde kalan branşlarıyla beraber birleştirip tek federasyon çatısı altında hizmet verecektir diye düşünüyorum. Bunu zaman gösterecek, böyle mi olacak, farklı mı olacak? Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'na futbolun bağlanma şansı yok. Ampute'nin de bağlanma şansı yok. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu özerktir ve bizi diğer branşları kendine bağlamaz. Bu mümkün değil. Bu bakanlıkta kalacak, yani daha doğrusu federasyonumuza kalacak branştır. Golbolü de çünkü temel yetisi ve yetiştirme prensibi Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'na ait olduğu için handball, voleybol veya elle oynanan branşlara onun da bağlanacağını düşünmüyorum açıkçası. Bağlanmaz. Bütün yani üç federasyonu birleştirip tek federasyon çatısı altında kaç branş olur? Bizden iki branş olur ve futsalla üç branş. Diğer federasyonlar da kaç branş olur bilmiyorum. Açıkçası 5-6 branşla tek federasyon çatısı altında ilerler diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. O zaman bekleyip süreci hep birlikte takip edeceğiz. Elbette kötü yanları var. İnşallah iyi yanları daha çok olur diyelim. O zaman sizleri biraz dinlendirip ben bir puan durumundan bahsedeyim. İkinci devrenin ilk haftası, yani 8. haftamız, Çankaya liderliğini devam ettiriyor. 21 puanla zirvede. İkinci sıraya İzmir Çağdaş yerleşti 12 puanda. Kayseri'nin puanı 10, Yukatel Denizi de aynı puanla 4. sırada. Bursa Büyükşehir Belediyesi 9, Yeni Mahalle 5 ve Ankara Anadolu'nun 1 puanı var. Gol krallığında ise liderin oyuncuları Kahraman ve Emrah 12, Kahraman 12, Emrah 11 golle onu takip ediyor. Onları Recep 11, Emre Aslan 10 ve Hasan bu hafta attı 3 golle, 9 golle 5. sıraya yerleşti. Evet, Ömer hocam, Hasan hocama sormak istediğiniz sorumuz var mı? Ya şöyle puan durumundan gittik, o zaman oradan başlayalım. Şu an Çankaya namağlup devam ediyor. Tüm maçlarını kazandı. İzmir sezona kötü başladı fakat son maçlardaki performansıyla ikinci sıraya kadar yerleşti. Yani burada da hatta Hasan hocama soruyu sormadan hemen şunu ekleyeyim. Lige nasıl başladığın değil, nasıl devam ettiğin önemli dermişçesine. Şu an lige iyi başlayan ekiplere baktığımızda şu an İzmir'in gerisindeler. Onun dışında Hasan hocama da şöyle bir soru sorabilirim. Şu an 21 puanda, yaklaşık 9 puanlık bir fark var en yakın rakibiyle. Yani biraz rekabet ortamının açıkçası şampiyonluk konusunda azaldığı bir ortam.
Yani bu Çankaya açısından, yani daha doğrusu sizin açınızdan oyuncular etkiliyor mu? Yani maça çıkarken zaten 9 puanlık bir fark var. Zaten şampiyonluk garanti gibi bir hissiyat oluyor mu? Ya da rakiplerinizle sahaya çıktığınız zaman zaten maçı kazanacağız deyip o disiplinden takım bozuluyor mu? Yani şöyle teşekkür ederim. Öncelikle bütün ligdeki takımlar bizimle oynarken ekstra motivasyonla oynar. Buna Anadolu'da dahildir. Diğer takımların tamamı öyledir. Bu da bizim takımımızın kalitesi ve büyüklüğünden. Yani büyüklük derken iyi bir kadroya sahip olmamız, iyi futbol oynamamız, ligdeki bütün takımların amacı Çankaya'yı yenebilmektir. Niye? Neden öyle bir şey yapmak istersiniz? 9 yılda 8 şampiyonluğu, 9 sezonda 8 şampiyonluğu olan bir takımı yendiğiniz zaman yani sonuçta şampiyonu yenmiş oluyorsunuz. Biz de bunun farkındayız. Bütün takımların bize nasıl iyi hazırlandığını biliyorsak biz hiçbir zaman hiçbir maçımızda kadro karşımızdaki takım nasıl olursa olsun, kadro yapısı ne olursa olsun, ister dar olsun, yani bizim kadromuzun çok altında da bir kadroyla çıkabilir ama biz ciddiyetimizi asla bozmayız. Anadolu maçında Ömer Hocam görmüştür. Biz maçın başındaki ciddiyetimizle maçın sonundaki ciddiyetimiz aynı. Hiç değişmedi. Bir de şöyle, ben vicdansız bir adam değilim. Vicdanlıyımdır. Mesela Denizli maçında da kahramanı ilk yarı oynattım. İlk yarının bitimine 4 dakika, 3 dakika kala çıkarttım ve bir daha oyunu almadım. Gol krallığında da ben Emrah'ı arkada oynatıyorum. Sistemsel olarak bir şeyler yapıyoruz biz. Ve o sistemi hiçbir sporcum da bozmaz. Emrah'ı ön tarafta oynatsam daha fazla gol imkanı olur. Gol krallığında da arayı açmış olurduk zaten. Ama bizim amacımız gol krallığı falan değil. Çok önemsemiyoruz orayı. Önemli olan biz sahada düdüğün başlamasıyla düdüğün bitişine kadar olan kısımdaki ciddiyeti korumak. Çünkü biz maçın son anında bile 0-0'mış gibi, Denizli maçında da 0-0'mış gibi mücadele ediyoruz. Hücuma çıkıyoruz, dörtlü defansa geri dönüyoruz. Hücuma çıkıyoruz, dörtlü defansa geri dönüyoruz. Yani maçın son 3 dakikası bir gol yesek de bir şey değiştirmez. Veya bir gol daha fazla atabiliriz. Onda da sorun yok. Ama önemli olan o ciddiyetin bozulmaması. Biz hiç kimseyi ciddiyetsiz bir şekilde sahada karşılamayız. Öyle bir tavrımız da yok. Ben milli takım antrenörlüğüm döneminde de hiçbir şekilde öyle bir tarzımız da olmadı. Ne sporcularım, ne benim, ne teknik ekipteki arkadaşlarımın. Biz her işimizi ciddiye alırız. Bütün takımlar bizim için ciddi bir rakiptir. Maçlar oynamadan kazanamazsınız. Hiçbir şey belli olmaz. Sonucu belli değildir. Bu kadar puan farkınız olabilir. Ama hiç ummadığınız yenilgiler, galibiyetler, mağlubiyetler bakarsınız. Bir anda şampiyonluk kızışmış. Onun için biz ona fırsat vermeden bu sezon inşallah de sürdürüp namağlup şampiyon olmayı çünkü geçmiş yıllarda olduk namağlup şampiyon. Namağlup şampiyon olarak ligi bitirmek istiyoruz. Peki hocam, ben Caner hocam herhalde sorun yoksa bir konuşurken aklıma geldi de şimdi kahramanın şimdi Çankaya açısından ne kadar, hatta daha doğrusu Çankaya için demeyeyim de Türk futbolu açısından ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Şimdi kahraman ilerleyen zamanlarda ister istemez artık emekli yaklaşıyor. Takımdan ayrıldığı zaman diğer takımlarla daha denk bir oluşum içerisinde olacağını düşünüyor musunuz? Çünkü gerçekten kahramanın varlığı Çankaya için biraz daha üst düzey. Yani kahraman olmadığı zaman hemen hemen diğer takımlarla denk bir takım haline geliyor açıkçası Çankaya. Tabii bunu söylerken de kadro genişliği hariç. Çünkü gerçekten kadro genişliği olarak bugün kenardan kim oyuna girerse girsin saha içerisinde etkili olan bir takım. Ama şimdi ister istemez kahraman oyundayken tüm takımlar şunun farkında. Yani kahraman ne yapar eder bir şekilde gol atar düşüncesi oluyor. Ve kahraman olmadıktan sonra daha rekabetçi bir lig olacağını düşünüyor musunuz? Yani şöyle, kahraman inşallah sağlığında bir sıkıntı olmadan 50 yaşına kadar oynar kahraman. Sorun olmaz. Yani çünkü sağlığına dikkat eden sporcular, görme engellilerde 50 yaşına kadar hiç firesiz oynarlar. Kahraman beslenmesine, sağlığına, yaşantısına, özel yaşantısına, uykusuna dikkat eden bir sporcu. 50 yaşına kadar oynar, 50 yaşına gelince düşünürüz. İnşallah herhangi bir sakatlık yaşamaz. Yani kahramanı sahada izlemek gerçekten çok keyif Ama tabii verici. şimdi ben ön tarafta kahramanı oynatıyorum. Şimdi şöyle diyeyim. Kahramanı 3'e çekip Emrah'ı 4'te oynatsam. Bu kez de Emrah aynı pozisyonlara girecek. Aynı pozisyonlara. Emrah forvet 4 numara oynayan bir sporcu. Ama onu hem milli takıma kazanım yaptık. 2 numara, 3 numara oynayabilen potansiyele geldi. Bir forvetin defans yapması kadar kıymetli bir şey olamaz. Arkada kullanabilmez. Forvetler defans yapamaz. Mesela kahramanın defansif özelliği yoktur. Faul yapar.
Yapınca da söyler, dürüsttür yani. Ben faul yaptım hocam der yani. Veya bir pozisyon olduğunda rakibi geçer, golü atar. Gelir ona söyler. Bak sen şuradan şöyle bir temas etseydin, bana dokunsaydın veya elini açsaydın beni yakalardın. Hatayı burada yaptın, onun için ben seni geçtim der. Öyle de eğitici, öğretici bir kişiliği de vardır. Ama tabii sporcuyu oynattığınız mevki itibariyle de önemlidir. Kahraman Türkiye'de değil, dünyada gerçekten elit sporcular arasında. Ben dünya şampiyonasını izledim. İki sporcu var şut atabilen. Bir Banyahut var. Bir de sanırım şeyinde Morocco'nun muydu? Bir kişi daha var. Yani iki sporcu var böyle gerçekten kaliteli şut çıkarabilen. Onun dışında kaleye şut atan sporcu yok. Ama Kahraman gibi bir oyuncunun milli takımda olmaması büyük bir eksiklik ve üzücü olay. Bu yıl aslında Kahraman'ı biraz daha böyle ön plana ben çıkarmak istedim. Yani kendi de mütevazı. Ya Kahraman'ı zaten kalitesi ortada. Yaptıkları ortada, geçmişteki başarılar ortada. Bu gol kralı oldu. Yani dünyada hangi takımla oynarsanız oynayın, Kahraman'ı ilk dörtte gören kaleci gerçekten böyle bir tedirginlik yaşıyor. Kahraman'ı gördüğünde kahramana imrenerek, ürpererek bakıyorlar. Çünkü kahraman dediğiniz adam 110-120 kilometre hızla şut atan birisi. Ve mesafe ayırt etmeden atan birisi. Ve bunun bugün milli takımda kahramanın olmaması üzücü olay. Ya olsun, canı sağ olsun, yapacak bir şey yok, hocaların tercihi. Bir şey diyemiyoruz ama tabii milli takımlarda hiçbir şeyin şahsileştirilmemesinden yanayız. Bir sporcunun bir cezası, bir süreci varsa o süreçte cezası kesilir. Ama ondan sonraki işleyen süreçlerde bunu işletemezsiniz. Bu şahsileşmeye, kişisel probleme dönüşür. Milli takımlarda kimse kimseyle kişisel problem yaşayamaz. Çünkü milli takım herkesin üstündedir. Oraya faydalı olacak bütün sporculara belli bir dönem ceza uygulanabilir. Hoca olarak ceza vermiş olabilirsiniz, kesebilirsiniz ama bunu sürekli hale getiremezsiniz. Bunu 3 yıl, 5 yıl, ben burada 5 yıl varım sen oynayamazsın. Böyle bir şey olamaz. Olmamalı da. Onun için böyle bir sporcuyu da bu ülkenin kaybetme gibi bir lüksü zaten yok. Olmamalı da. Yani kesinlikle katılıyorum. Hatta ben bunu her bulunduğum ortamda da söylüyorum. Yani milli takım özellikle dünya şampiyonasında gol yollarında çok sıkıntı yaşadı. Tabii bunun ilk faktörlerinden biri kahramanın gerçekten ben de milli takımda olmasını düşünenlerden biriyim. İkincisi Hasan'ın da çok fazla milli takım kullanamadı açıkçası. Maçlarda çok fazla göremedik. Tabii aslında bunun en başında, en temelinde de biraz önce yine sizin de söylediğiniz şekilde hocam rekabetçi bir ortam yoktu milli takımda. 8 oyuncu 2 kaleci zaten gideceği belliydi. Diğer oyuncular artık yani gidecek oyuncular kendilerine rekabetçi bir oyuncu olmadığı için normal performansına devam etti. Yani güzel bir aslında böyle 10 kişilik 12 kişilik bir ekip halinde son ana kadar gitseydi ve bana göre yine kahraman eğer bu milli takımın içerisinde bu sene olsaydı dünya şampiyonasında yani minimum en azından bir çeyrek final görürdük gibi geliyor bana. Ya şöyle düşünelim hocam. Milli takıma gideceksiniz. Son bir ay kala veya 15 gün kala. Bir ay diyelim, 30 gün kala. Emre Aslan sakatlandı. Çocuk olurdu ya, sakatlandı. Hüseyin de sakatlandı. Nasıl çözersiniz bu sorunu? Çözebilir misiniz? Asla. Bir Çünkü şekilde çözülmüyor. onların gelen sporcuyu onların fitness seviyesine çıkaramazsınız o sürede. Bırakın teknik çalışmayı, taktik çalışmayı, sahadaki o süreci bıraktım, antrenman programını bıraktım. Yani sisteminize uyarlamayı da bıraktım. Ama bunları fitness seviyesi olarak bile ona yetiştiremeyebilirsiniz. Tamam, fitness seviyesi yüksektir kahramanın, örnek veriyorum, ama bir milli takımdaki sporcuyla aynı fitness seviyesinde değildir zaten. Ama bunu siz her riski, her yanlışı, her olumsuzluğu, olasılığı düşünmek zorundasınız. Çünkü orası milli takım. Sürekli bir altta tehdit ve yedeğiniz olması lazım. Birilerinin tehdit etmesi gerekir. Kesinlikle. Sporcu tehdit oluşturacak. O tehdit oluşturmazsanız, ya günümüzde işte tehditler oluştuğu için savaşlar çıkıyor. Sporcu arasında da savaş çıktı ama bu rekabet savaşı. Bu güzel bir savaş. Yani orada sporcular da üst düzey zirveye ve üst düzey tekneye ulaşmasındaki temel sebep rekabetçi ortam. Bugün rekabetçi ortam kalktığı için böyle. Bizim kadromuzda da giren iyi oynuyor. Niye iyi oynuyor? Giren diyor ki ben formayı alırsam bırakmam. Çünkü rekabet var.
Önünde oynayan dayı, arkasında duran dayı. Mehmet Dinçer oynadı ve iyi oynadı. Niye? O da istiyor ki o formayı kapayım. İlk dörtte ben başlayayım. Aynen. Evet hocam. Milli takım demişken yanlış duymadıysak, yani bize haber yanlış gelmediyse, şu an milli takımda bir istifa haberi var diye duydum ben Ömer hocam. Doğru mudur bu? Siz de böyle bir duyum aldınız mı? Yani öyle bir aslında sadece B1 için değil de diğer branşlar için de bir istifa haberi duyuldu. Zaten Goyburn'un teknik ekibi belirlendi yeni bir ekibi. Evet. B1 içinde böyle bir söylem var. Ama artık netlik var mıdır yok mudur bununla alakalı bir şey yok. Tabii burada nereden baksanız bir 7-8 aylık bir süreç kaldı Paralimpik Olimpiyatlarına. Şimdi milli takım da gidecek. Bu tarz söylemlerin aslında biraz daha netlik kazanması gerekiyor. Yani son halinin. Çünkü artık lig devam ediyor. Teknik ekip bu şekilde devam edecek mi? Yani söylenti aslında dediğim gibi camiamız küçük. Kimisine göre istifa edildi. Yeni teknik ekip gelecek. Kimisine göre aynı ekip devam edilecek deniliyor. Tabii bu ortamda ligler devam ediyor. Şimdi mesela diyelim ki teknik ekip değişti. Gelen ekip mevcut lige hakim mi? Mevcut oyuncuların durumuna hakim mi? Neye göre çağıracak? Hadi aynı ekip devam etti diyelim. Bugün mevcut teknik ekipte yani istifa eğer olmadıysa Niyazi Hocam veya Doğan Hocam'ın yani sadece Kayseri maçı, Kayseri'deki olan Kayseri maçları dışında hiç maçı takip etmediğini canlı olarak söyleyeyim. Yani belki telefondan izliyordu. Yani görmedim şu ana kadar. Yani Hasan Hocam gördüyse bilmiyorum ama ben denk gelmedim. O devam edecekse oyuncuların durumunu ligde nasıl takip ediyorlar? Yani o boşluğu şu an halihazırda var. Ama tabii dediğim gibi söylenti istifa var ama doğrudur yanlıştır bilmiyoruz. Bizimki de sadece bir duyum. Hasan hocam, sizin var mı böyle bir duyumunuz? Ya istifa Golbol'de istifa oldu. Salih Reşber Hoca geldi. Ona da buradan başarılar diliyorum. İnşallah kotayı da alır. Avrupa Şampiyonası var. Golbol erkeklerin. Onlara da buradan başarılar dileyelim. Umarım kotayı alırlar. Üç takım spor olarak yine katılmayı hak etmiş oluruz. Mutlu da oluruz. Futbolla ilgili de istifa olduğunu duydum. Ancak tabii ligler devam ettiği için muhtemelen teknik ekipte değişikliğe gidilmiyordur. Veya değişikliğe de gidilmeyebilir. Gidirse de ligler bittikten sonra açıklarlar. Çünkü ligler devam ederken teknik ekibin değişip değişmemesi çok bir şey değiştirmez. Çünkü milli takım kamp yapamayacaksınız. O arada bir şey de çağıramayacaksınız. Dışarıdan biri olmaz zaten sanmıyorum. Çünkü federasyon başkanı, başkan vekili, başkan yardımcıları, branş sorumlusu Orhan Tanrıkulu. Yani bu insanlar zaten camiayı bilen insanlar. Görme engelli futboluna camianın dışından birini getirmezler zaten. Getirdiğiniz birisi bu camiaya hakim de olamaz. Bu sporu da elinde tutamaz. Daha doğrusu bu spora ne kadar faydalı olur onu bilmiyorum. Camianın içinden birisi olur. Umarım iyi olur, hayırlısı olur. Ama bunu bekleyip görelim. Muhtemelen Kasım Aralık gibi liglerden sonra yani Aralık ayında lig bittikten sonra açıklanır diye düşünüyorum. Peki hocam, size teklif geldiğinde ki fikriniz ne olur? Ha hocam Tekrar. bana zaten yani birkaç ülkeden teklif var. Onları da düşünüyorum. Yurt dışından da teklif var. Milli takım antrenörlüğü için. Tabii kendi ülkemle ilgili de bir şey demiyorum. Zaman gösterir hocam ne olacağını. Tabii her zaman Yurt herkes dışında. kendi ülkesinde çalışmayı daha çok önemser, daha çok sever. Bana sağ olsun federasyon başkanımız Ayhan Bey de Orhan Tanrıkulu da sayın branş sorumlumuz. Seçimlerden sonra teklifte bulundular. Sağ olsunlar bir haftada böyle 15 günde bir bekleme süresi doldu. Milli takımı almamla ilgili. Ama ben yorulduğumu teşekkür ettim kendilerine. Sağ olsunlar. Ya kabul etmedim. Süreç gelişti. Tabii uzun zaman geçti aradan. Bilemiyorum. Yani teklif geldiğinde biz de düşünürüz. Bir karara bağlarız. Ama tabii önemli olan milli takımın başarısı, sporcuların başarısı. Önemli olan iyi bir görme engelli futboluna fayda verebilmek ve iyi bir ekiple iyi bir şeyler yapabilmek. Tabandan da gençlerden de iyi bir kaliteli kadro kurabilmek. Bazen bir kadro kurarsınız, önünüzdeki 3 yılı, 2 yılı, 3 yılı yok sayacaksınız. Hiç başarı beklemeyeceksiniz ama ondan sonra zamanla o tecrübelenmeyle beraber o sporcular size uzun yıllar hizmet eder. Mevcuttaki sporcular gibi. Teşekkürler hocam. Ömer hocam, sizin var mı bir fikriniz? Yani milli takımın başına Hasan hocam olmazsa kim olabilir sorusuna nasıl bir cevap veririz? Şöyle aslında
Bir antrenörlük semineri yapıldı sene başında. Liste yayınlandığında yaklaşık 45-50 tane antrenör var. Tabii bunu kaç aktif derseniz açıkçası cami içerisinde zaten standart 10-15 tane aktif antrenörümüz var. Hatta B1 bazında bakarsak bu 10, onu geçme. Zaten 7 tane birincilikte takım var. İkincilikteki takımların çoğu zaten antrenörle gelmeyenler bile vardı. Yani totalde bir 10 kişilik ekip var zaten cami içerisinde. Yani büyük ihtimal bu ekip içerisinden birisi olacak. Tabii kimin olacağını söylemek bizim haddimize değil. Onun için tabii federasyonun yetkilileri var. Onu bir şekilde açıklarlar. Ama ya ben de şu şekilde bir şey söyleyebilirim. Yani biraz burada Hasan hocamı da eleştireceğim kusura bakmasın ama artık camiada yeni yüzlerin de artık milli takım düzeyinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü yıllardır hep milli takımdaki antrenörlere baktığımızda aynı isimler etrafında dolaşılıyor. Yani yeni ekstra bir isim olmuyor. Şimdi tabii bunu söylerken şunu da söyleyeyim. Herhangi bir şekilde bu sadece benim için değil. Bu camiaya hizmet eden bir sürü de arkadaşımız var. Sonuçta antrenörler olarak hepimiz bu işi para için yapmıyoruz. Hepimizin asıl en büyük hedefi milli takımda antrenör olabilmek. Şimdi yıllardır hep aynı isimler etrafında dönüp dolaşınca ister istemez yani bizler de bir yerden sonra diyoruz ki o zaman demek ki sıra bize gelmeyecek. Aynı biraz önce kahraman örneğindeki gibi 50 yaşına kadar futbol oynayacak muhabbeti gibi biz de demek ki 50-60 yaşına kadar bekleyeceksek artık bir yerden sonra pes etmek gerekiyor şey oluyor. Tabii elimizden geldiğince mücadele gösteriyoruz ama bu da demek ki çok fazla taktik görmüyor. Ama biraz daha milli takımda farklı yüzlerin, farklı arkadaşların ve mümkün oldukça da alttan hep diyoruz ya sporcu yetiştirmek aslında biraz da antrenör yetiştirmemiz gerekiyor. Yani o yurt dışını görmek, farklı o turnuvaları görmek bütün antrenörlere bir şey katıyordu. Mesela Hasan hocam herhalde bugün sayısını unutmuştu kaç kez yurt dışına gittiğini, kaç kez yurt dışında farklı ülkelerde takımlarla mücadele ettiğini. Şimdi hepsi ister istemez ekstra bir şey katmıştı. Bugün Hasan hocamla bir konuştuğumuz zaman ister istemez bizim de önümüzde tecrübeli bir antrenör olduğu için ondan hala bir şeyler öğreniyoruz. Aynı şekilde başka antrenörler için de aynı şekilde. Ama artık bunu biraz da sahada öğrenmesi gerekiyor bu genç arkadaşlar. Yani benim şahsi fikrim artık farklı bir yüzler, yeni yüzlerin olması gerektiği. Ama tabii dediğim gibi en son federasyonun onlara nasıl bir şey yapar. Dediğim gibi Hasan Hocam dediği gibi eğer lig bittikten sonra büyük ihtimal yayınlayacaklar. Artık biz de bekleyip göreceğiz. Teşekkürler hocam. O zaman oyunla ilgili malumunuz 20 dakikaydı süremiz Hasan hocam. 15 Evet. dakikaydı. Bu sizce nasıl ve sizin özellikle hani az önce Ömer hocam sizi bir över konuşmada bulundu. Hani antrenörünüzden yararlanıyoruz diye. Sizin serbest vuruşlarınız hakikaten merakla bekleniyor. Bunları nasıl çalışıyorsunuz? Bunlarla ilgili yorumlarınızı alırım. Ya da oyuna katkıda hani şöyle sorayım. Nasıl bir kural daha olsa oyunda ya da nasıl hangi bir kural eklesek size göre daha iyi olabilir B1 futbolu? Öncelikle Ömer hocama birkaç şey ekleyeyim. Milli takımda yeni yüzlerin olmasını biz de isteriz. İyi de olur, güzel de olur. Yani ben 2019 yılında kendi feragat eden bir hocayım. Yani kimse kendi feragat etmez. 20 yılında yani şeyden sonra 2019'da son milli takım antrenörlüğüm bitti, bitirdim. Ondan sonra devam etmedim. Ben kendim kabul etmedim. Denesin yeni arkadaşlar gelsin ama yeni yüzler tabii ki olmalı. Bir de şöyle söyleyeyim, Ömer hocama da söyleyeyim. Sporcu yetiştirmek gerçekten önemli ve kıymetli. Ben milli takım antrenörlüğü yapacak hocalarıma, yapmak isteyen arkadaşlarıma da buradan sesleniyorum. Bir şeyleri ispat edin, bir şeyleri böyle ön plana çıkarın. Bir sporcu, iki sporcu alın koyun bu camiaya. Bu camiada desek ya hocam sen efsane bir sporcu yetiştirdin. Ya bu adam yetiştiriyor. İki tane sporcu yetiştirdi, bir tane sporcu yetiştirdi. Ama bu şu demek değil. Diyorsunuz ki şimdi hocam senin elinde hazır sporcuların var. Değil, hazır sporcularım yok ya. Hani ben ilk geldiğimde Çankaya Belediyesi Görmengel Spor Kulübü'nün hocası olduğumda Mücahit ve Fatih bizdeydi. Mücahit ve Fatih sezonun ortasında bıraktılar. Ve o dönemde Mehmet Saygılı vardı, Ahmet Şeyhinva vardı. Ama ben kadromu sürekli geliştirerek devam ettim. Genişleterek ve geliştirerek devam ettim. Ve yeni sporcular da ekledim sıfırdan. Hiç oynamayan sporcu da ekledik. Bununla beraber yani sporcu yetiştirmek bence milli takım antrenörünün önündeki temel yol. Sporcu yetiştiren antrenörler zamanı geldiğinde emin olun kendiliğinden oraya gelir.
Hiç kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. Ve uzun bir süre emek verdiğinizi görecek bu camia. Yani tamam, kulüplerde antrenörlük yapıyor hocalarım, onda hemfikirim. Ama mesela bir kulüp size o imkanı sağlamıyorsa yapmayın. Sporcu yetiştirmenize engel oluyorsa o kulüpte antrenörlük yapmayın. Sporcu yetiştirebileceğiniz bir kulüpte antrenörlük yapın. Kendinizi ispat edebileceğiniz bir kulüple anlaşın. Zaten çok kazancınız yok, para da kazanmıyorsunuz. Emeğinizi boşa harcamayın. Sporcu yetiştirmek istiyorsanız başında konuşun ve anlaşın. Deyin ki hocam, başkanım ben sporcu yetiştirmek için buradayım. Hem kendimi hem yetiştirdiğim sporcuları hem bu kulübü burada en iyi şekilde temsil etmek için. Onun için Ömer hocamın sözleri için anlıyorum. Ama dünyada da futbolda da böyle. Maalesef yani ben de milli takım antrenörü şu anda değilim. Öyle de bir talebim de yok. İnşallah genç arkadaşlara gelir bu teklif. Onlar da mutlu olur diyelim. Biz de teknik olarak ben her zaman söylemişimdir. Herkese ben bilgiyi, dağarcığımı paylaşırım. Yardımda da bulunurum. Bununla ilgili sorun yok. Serbest vuruşa gelince hocam, yani serbest vuruş 2015 yılında bu tarafa çalışıyorum o serbest vuruşu. Yani kısa sürede oluşmuş bir serbest vuruş taktiği değil. Bu zamanla oturan bir olay. Ama bunu sürekli yaparsanız oturur. Sürekli yapmazsanız olmaz. Biz antrenmanlarda sürekli serbest vuruşta çalışıyoruz. Aynı pozisyonu sürekli çalışıyoruz. Bu pozisyonu sağdan, soldan, göbekten, ortadan. Şimdi korner pozisyonlarda çalışıyoruz. Ama bir pozisyonu oturtmanız gerçekten bazen bir yıl, bazen de birkaç yılınızı alabilir. Onun için çalışmaktan başka çareniz yok. Bir şey yapacaksanız ona inanacaksınız önce. Sonra da çalışacaksınız. Ama bu 6 ayda olmadı, 1 yılda olmadı, bırakmayın. İnanıyorsanız çalışın, 2. yıl olacaktır bu mutlaka. Teşekkürler hocam. Oyun kuralları ile ilgili yani ne eksik? Hocam, 15 dakika yeterli mi sizce? yani oyun kurallarıyla ilgili 15 dakika çok kısa bir süre. Yani 20 dakikaya paralimpiklerde çıkacak inanıyorum ben. Çünkü oyunu kısırlaştırdı 15 dakika. Ve şöyle düşünün. Antrenman yapmayan bir takım da 15 dakikayı çıkarıyor. Caner hocam. Evet. Ama antrenman yapmayan bir takım 20 dakika olduğunda ilk yarı bitiyor. İkinci yarı artık ilk 5 dakikası varlık gösterir. İlk 5 dakikasından sonra sahada artık o kondisyon ve oksijen seviyesi düştüğü için mecburen düşüşe geçecektir. Ama burada şu adaletsizlik oluyor. Çalışan ve çalışmayan arasında çok büyük fark oluşmuyor maalesef. Çünkü 15 dakika dediniz bir çırpıda biraz da sürede kaçmalar oluyor. İster istemez hakemler de insan. Durdurdum, Akıyor. durduramadım. Birkaç dakikada öyle gittiğinde 13 dakikanız kaldı. 13-13, 26 dakika. Bir çırpıda biten bir maç oluyor. Yani burada da biz görme engelli futbolun zevkli hale gelebilmesi için kaleler büyütüldü. 3-6-6'ya, 2-14 oldu. 3-2'den. Yani faul sayılar düşürüldü. Penaltı daha çabuk oluyor. Gole ulaşalım, daha çabuk ulaşalım diye zevkli hale gelsin. Pandemiden dolayı bir kısıtlama geldi. Ama bu lige uygulamayabilirdik bunu. Biz 20 dakika söylemiştik ama arkadaşlar dedik ya işte siz kondisyonunuz iyi olduğu için böyle istiyorsunuz. Öyle deyince çok da dinlendirmedik. Öyle bıraktık bakalım ama 20 dakikaya geri çıkacaktır. Teşekkürler hocam. O zaman yavaş yavaş önümüzdeki haftanın maç tahminlerine geçelim. Önümüzdeki hafta yine sıralamayı etkileyecek maçlarımız var. Kayseri en uzun deplasmanına gidiyor. En uzak deplasmanına gidiyor. İzmir Çağdaş Kayseri. Hasan hocam ne olur bu maç? Yani İzmir Çağdaş Kayseri, daha doğrusu Kayseri yükseklikten gittiği için İzmir deplasmanında zorlanmaz. Kondisyon açısından, nefes açısından zorlanacağını düşünmüyorum. Çünkü oksijen deposundan gidiyor Kayseri. Orada zorlanacağını düşünmüyorum. Maç zevkli bir maç olur. Çekişmeli bir maç olur. Ama tabii orada da yük Emre'nin sırtında biraz. Ama ben Kayseri'nin 3-2 veya 4-2 gibi kazanacağını düşünüyorum. Gollü geçecek diyorsunuz. Gollü geçer. Evet, kesinlikle gollü geçer. Kayseri 4-2 alır dedi Hasan hocam. Ömer hocam siz ne diyorsunuz bu maçla ilgili? Biraz önce de söylediğimiz gibi İzmir son maçta da güzel gidiyor. Sonradan açıldılar. İkinci sıraya kadar yerleştiler. Kayseri'de tabii şu an bir İzmir'le Kayseri arasında ikincilik mücadelesi olacak. Tabii deplasmana gittiği için bir yorgunluk da olacak ama Emre gerçekten üstün bir performans gösteriyor. İzmir'de de Hasan ve Oğuzhan da yavaş yavaş
Biraz geç de olsa lige ısındılar. Yani, ama ben de bu maçta bol gol olacağını düşünüyorum. Fakat bir beraberlik bekliyorum açıkçası. Yani bir 2-2 beraberlik olur gibi geliyor. Teşekkürler hocam. Ben de ikinizin Yani arasını hocam. bulayım o zaman. Ya, evet, aranızı bulayım. Hasan hocanın ilk dediği skoru söylüyorum. Ben 3-2 Kayseri kazanır diyorum. Donma yok değil mi, duyuyorsunuz beni? Duyuyoruz hocam, duyuyoruz. Tamam. O zaman diğer maçımıza geçiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi Yukatel Denizli. İki kadrosu ne diyelim, kısıtlı mı diyelim? Ya da oyuncu, yedek oyuncularını da çok fazla kullanamayan iki ekibin maçı diyebiliriz. Evet Hasan hocam, bu maçla ilgili görüşlerinizi alalım. Ya bu maç çekişmeli geçeceği şüphesiz. Ama tamamen Recep'in Eray'dan alacağı desteğe bağlı olarak Denizli'nin oyun sistemi ortaya çıkıyor. Ama ben burada da Bursa'nın ya berabere ya da Bursa'nın 1-0 kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Bursa'da da Hüseyin faktörü var. Hüseyin iyi bir kaleci. Arif de iyi bir kaleci. Arif bizim maçta çok top çıkardı ama Arif uzun bir ara verdi lige. Onun için adaptasyon süreci bir anda olacağını düşünmüyorum. Ama Bursa'nın kazanacağını düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Bursa 1-0 kazanır dediniz diye notlarımıza yazıyoruz o zaman. Evet. Ömer hocam, siz ne düşünüyorsunuz bu maçla ilgili? Vallahi bu maçta yine çekişmeli güzel bir maç olacak. Bursa'da hücum yönünde özellikle Ali Çağdarlı ve Ramazanlı iyi bir mücadele veriyor. Denizli'de herkese. Yine ben açıkçası Denizli'nin Çankaya maçı sonrasında bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Bursa da yeni mahalleyle beraber kaldı. İki tarafta galibiyeti çok isteyecekti. Onun için savunma da açık da verecekti ama Denizli'de bir Recep faktörü var. Bu sene gerçekten çok etkili. Herhalde bu hafta Çankaya maçında o etkiyi gösteremedi. Ama ben Denizli'nin bu maçtan bir 2-0'lık galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Yani o Çankaya maçının mağlubiyetini Bursa maçından çıkartacaktı büyük ihtimalle. Teşekkürler hocam. Evet, Arif gerçekten iyi bir kaleciydi. Denizli'nin zaten bu sene üçüncü kalecisi mi oldu Arif'le birlikte? Öyle Aynen hatırlıyorum. sanırım. Aynen, Arif de yeni askerden gelmiş olmalı tahminimce. Öyle hatırlıyorum onu da. Öyle doğru hocam. Yeni girdi aslında. Aynen. Karşı tarafta Hüseyin faktörü var Hasan hocanın dediği gibi, ama bu maçtan ben bir beraberlik bekliyorum ya. 1-1 olabilir gibime geliyor sanki. İçimden geçen. Recep perdeyi açarsa 1-1 tabii. Benim şey lafım bu. Sen Recep perdeyi bir dedin. Büyük ihtimal maç 2-1 bitecek. Bir açamazsa. golle Recep perdeyi açmazsa 2-1 bitebilir. Evet, son maçımız Çankaya Belediyesi Ankara Anadolu. Hasan hocam. hocam yani çıkacağız, oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yine sahaya her zamanki gibi koyacağız. Spor ne olur? Oynamadan ben hiçbir kendi maçımla ilgili yorum yapmam. Çünkü bu futboldur. Ben kendim maçımla ilgili yorum yapmayı da doğru bulmuyorum. İnşallah kazanırız diyelim. Yani çıkıp oynayacağız. Teşekkürler hocam. Ömer hocam. Valla ben Hasan hocama nazaran yani kendi maçımla ilgili şöyle yorum yapayım. Yani görünen kör kılavuz istemiyor. Açık söyleyeyim. Yani bu konuda ben kendi takımımı da her zaman eleştiririm yani. Bu sene için çok fazla bir varlık gösteremiyoruz. Özellikle bu hafta Kenan ve İbrahim Danacı'nın da sakatlığı bizi çok etkiledi. Yani maçta olacaklar mı olmayacaklar mı hala belli değil. Böyle son bir şey yok. Kenan bir şekilde olabilir ama İbrahim Danacı ile alakalı bir hastane şeyini bekliyoruz. Yani dediğim gibi kısıtlı bir kadromuz var. Yani yine farklı bir maç olacak. Yani Çankaya tarafından büyük ihtimalle farklı bir skorla bitecek. Ama dediğim gibi her hafta söylediğim gibi sakatlıksız güzel bir maç olsun. Yani maçın sonunda kimseye herhangi bir sıkıntı olmadıktan sonra, sakatlık olmadıktan sonra yani bu yıl için Anadolu Kulübü olarak çok fazla artık bir varlık gösteremiyoruz. Tabii burada da şöyle bir dipnot belirteyim. Önümüzdeki yıllar için diyeyim. Önümüzdeki yıl için de uzun vadede biraz önce Hasan Hocam milli takımlar boyutunda konuştuğumuzda şey yaptı. Araya bir serbest vuruş olayı girdi. Şimdi orada da şöyle ekleyeyim. Oyuncu yetiştirebilme imkanımız açıkçası çok fazla olmadı. Ben yaklaşık 2013'te camiaya girdim. 10 yıldır camiadayım.
Yaklaşık bir 4 ya da 5 farklı takıma çalıştım. Ama işte çok fazla işte sahası olan takımlar değildi ya da hep şehir dışından takımlardı. Ben mesela Kayseri'de olduğum dönemlerde Ankara takımlarıyla falan çalıştım. Sonra Ankara'ya geldikten sonra tabi o süreçte daha askerlikli falan derken araya bir şeyler girdi. Şimdi Anadolu Kulübü'yle bir anlaşma yaptık bu sene. Bu sene burada devam ettik ama önümüzdeki yıllar için bir proje yazdık. Çok da güzel bir proje. Bunu kulüp yönetimine de sundum. Onlar da sağ olsun kabul ettiler. Geniş çaplı hem sporcu yetiştirmek hem de önümüzdeki yıllar adına güzel bir ekip oluşturabilmek için bir üst limit koyarak, yaş sınırı da koyarak tam bir transfer çalışmalarına başlıyoruz. Sadece bu ekip, sporcu ve kaleci ekibi değil, aynı zamanda güzel de bir teknik ekip oluşturup gençlerden camiaya yeni kazandırmak için. Caner hocam hatırlarsa geçen haftaki yayınlarda da hep konuştuk. Hep aynı isimler var. Farklı yeni arkadaşların camiaya kazandırılması adına özellikle beden eğitimi ağırlıklı. Arkadaşları camiaya kazandırıp yeni genç arkadaşlara güzel bir teknik ekip oluşturup güzel bir kadro hazırlıyoruz. Tabii bakalım önümüzdeki yıl ne gösterecek ama hedefimiz bu. Sadece bir yıl için değil, 5 yıllık bir planımız var. Artı bir 10 yıllık bir planımız var. 2 tane bir proje yazdık. Yani belki önümüzdeki yıl olmaz ama yaklaşık 2-3 sene içerisinde bir inşallah Çankaya'nın şu anki mevcut seviyesine gelmek için elimizden geleni yapacağız. Yani çünkü şimdi Hasan hocamın dediği gibi eğer elinizde imkan yoksa başka kulübe gidin dedi ama şu an her kulüp bizim için sıkıntı. Yani mesela ben şöyle söyleyeyim, ben Ankara'dayım. Şu an Ankara'da Çankaya Yeni Mahalle dışında bir Anadolu kulübü var. Şehir dışında gibi kulüple antrenman yapma, sporcu yetiştirme imkanı çok zor. Tabii hepimiz çalışan insanlarız. Akşam saat 7'ye kadar çalışıyoruz. Çok fazla böyle gün içerisinde antrenman yapma imkanımız olmuyor. 7'den sonra da ister istemez sporcular bulmak, getirmek, sahaya işte antrenman yapmak çok zor oluyor. Ama bir fedakarlık içine giriyor zaten. Önümüzdeki yıllarda hem alttan sporcu yetiştirecek, camiaya yeni sporcular kazandıracak. Bunu sadece sporcu bazlı değil, hem biraz önce dediğim gibi kaleci ve teknik ekip bazlı. Yeni antrenör arkadaşları da katıp güzel bir oluşum içine gireceğiz. Yani bir şeyleri değiştirmeye bir yerden başlayacaktık. O da bu sene Anadolu'yla boğuldu. Tabii lig olarak bu yıl çok farklı bir şey yaşanmaz büyük ihtimal. Ama yani takım kötü diye de bırakıp gitmek de istemedim. Önümüzdeki yıllar için bir proje yazdık. Sağ olsun yönetim de kabul etti. Bakalım hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içerisinde güzel bir takım haline gelmek. İnşallah birkaç sene sonra Çankaya'yı zorlayıp şampiyonluk yarışına katılırız. İnşallah hocam. Yani keşke evet tek işimiz bu olsa da yani sporcuların da tek işi bu olsa da güzel işler yapılabilse diyebilirim. Programımızın sonuna gelmeden önce format dışına çıkacağız demiştik. Biraz çıktık, biraz daha çıkalım mı? Şu an Hasan hocam Afyon'da B2-B3 futbol turnuvası başlayacak yarın. Hasan hocam onunla ilgili görüşleriniz var mıdır? Nasıl ortam? Teknik toplantıyı Hocam. yaptım. Ses mi gelmiyor? Hocam bir daha tekrarlar mısınız? Anlaşılmadı. Afyon'dasınız hocam. Futsal turnuvası başlayacak yarın. Nasıl ortam? Bizler de şu an orada olmak isterdik. Ama inşallah Cuma günü geleceğiz diyelim. Var mı onunla ilgili bir yorumunuz? Format dışına çıkalım dedik. Yani hocam Cuma günü geldiğinde zaten tam böyle cafcaflı gününde geliyorsun. Bizim yarın maçımız yok. İyi arkadaşlarımızla görüştük. Antrenör arkadaşlarımızla, kulüp başkanı, sporcularla teknik toplantıda. En azından bir araya gelmiş olduk. Sohbet ettik. Biraz dertleştik. Kuralları çektik. Bakalım bu kurallar bir zafer ya Cumhuriyet Kupası 3 grup. 3'er takım. Takımdan oluşuyor. Çeyrek final, yarı final ve final şeklinde oluştu. Yani şampiyon olmak için geldik buraya. Bakalım geçen yılları gençte bir alacağımız var. Bu yıl başka bir takıma takılmadan gruplardan, çeyrekten ve yarı finalden geçersek muhtemelen Ali yarı finale çıkarsak da Bursa'yla da yarı finalde, Nilüfer'le de yarı finalde karşılaşıyoruz. Erken final gözüküyor diyorsun yani hocam. Aynen öyle gözüküyor. Ya tabii şimdi ikinci çıksan denk gelmezsin falan filan. Biz de onlara da gelmeyiz. Bugün hatta Mehmet abi, Mehmet Şişe'ye de selam olsun. Onu da kızdırdım. Dedim ki abi gruptan iki çıkarız. Ali üç, bir çıkar. Ali öbür gruptan iki çıkar dedik.
Biz yarı finalde denk gelmez, finalde denk geliriz falan. Öyle işin esprisine falan gittik. Tabii bütün maçlarımızı kazanıp buradan da şampiyon olarak çıkıp hem burada Cumhuriyet Kupası'nı alıp aynı zamanda da deplasman ligde de şampiyon kupasını alıp bu yıl çifte kupayla sezonu kapatmak isteriz. Teşekkürler hocam. Peki Zafer Kupası tarafındaki şampiyon adayınız kimdir? Ya Zafer Kupası'nda açıkçası orası denk takım çok. Ama Diyarbakır sanki şampiyon olur gibi. Surkent, Diyarbakır şampiyon olur gibi. Surkent. Peki hocam bu iki kuparın sahipleri bir de Süper Kupa oynasa nasıl olur sizce? Bak hocam bir şey söyleyeyim mi? Nereden çaldın sen bunu? Benden çaldın. Bravo canım benim. Bugün Yok hocam, teknik toplantı. ben çalmadım. Kalbim Gerçekten çok duymadım. kalbim temiz. Teknik toplantıda bugün dedim ki teklif de sundum. Kenan Başkanıma da dedim ki yani Cumhuriyet Kupası'yla Zafer Kupası'nın şampiyonu da Süper Kupa oynasın 29'u öğleden sonra. Bir de Süper Kupa verelim. O da sağ olsun. Bunu değerlendireceğim hocam dedi. Söyleyeceğim kupa yetişir mi? Salonun durumuna bakalım. Eğer yetişirse çok iyi fikir. Süper Kupa yapalım dedi. Ben de teşekkür ettim. Bakalım kalbin temizmiş Caner hocam. Vallahi kalp kalbe Gerçekten teknik toplantıyla ilgili kimseyi aramadım oradan. Tamamen şu an aklıma gelen bir fikirdi bu. kalbin temizmiş. Aynen hocam. Ömer hocam, B2B3 futsalla çok bir bağlantınız yok diye tahmin, yani hatırlıyorum, biliyorum ama var mı Aynen. yorumunuz? Açıkçası yok hocam. Ben hep her zaman dile getiriyorum. Azı konu saçma. Ben B1 antrenörüyüm. Yani diğer branşlarda çok fazla şeyim yok. Evet, takip ediyoruz, görüyoruz. Başarılı olanlar tebrik ediyoruz ama çok fazla turnuvalarda zaten bugüne kadar görev de almadım. B2, B3'te olsun, Golbol'da olsun ya da diğer branşlarda. Birkaç satranç turnuvasına katılmıştım vardı yönetici olarak. Yani onun için şu an yorum yapmam çok şey olur. Çünkü takımları çok fazla bilmiyorum. Genel itibariyle sadece final maçlarını mümkün oldukça izlemeye çalışıyorum. En zevkli maç o maçtır diye. Onun dışında çok fazla yorum yapmam şu an doğru olmaz. Teşekkürler hocam. O zaman buradan herkesin nezdinde ben de bir kendi takıma başarılar diliyorum Eskişehir'ime. Onun haricinde maçımızın artık 90 dakikasına doğru gelmek üzereyiz. Yayınımızın sonlarına doğru gelmek istiyoruz. Ömer hocam, var mı Hasan hocama sormak istediğiniz bir soru ya da Hasan hocam sizin son eklemek istedikleriniz nelerdir? Geçmeden önce ikinizler GES1 Medya B2B3 futsal maçlarını da canlı yapmak istiyor ama şu an orada sanırım bizlere destek olabilecek arkadaşlarımızdan yardım istiyoruz. Bu konuyla ilgili Hilmi Uslu'yla da bizlerle de irtibata geçebilirsiniz. O maçları da yayınlayıp hep beraber izleyelim. Evet Ömer hocam, 90. dakikada bir gol gelir mi? Daha Bir önce bomba soru Hasan gelir mi hocama Hasan hocama? bugün misafir konuğumuz ilk Hasan hocama bence söz verelim. Peki, Hasan hocam, o zaman dakika 90, var mı bir bomba sorunuz? Olur hocam. Tabii ne demek? Seve seve. Buyur hocam. Şimdi ben hocam yeni mahalle maçı Çankaya maçına dönüyorum. Novo'yu izledim. Eleştirilerinizi dinledim ama ben eleştirileri tek taraflı yapan yorumculara kızıyorum ve size kızıyorum. Tek taraflı yorum yapıyorsunuz. Neden? Şimdi siz dediniz ki Ercan, Ömer Hoca dedi ki dağlar duydu, ilçe duyduk, birisi geldi, birisi gitti, şikayet ettiler. İşte Ercan çok bağırdı, küfür etti, bir sürü sözler işte bulundu. Olayların oradaydı. Maç izledik. Maçı orada bir daha da izleyebiliriz. Hatta siz görüntüleri de aktarırken olayların başlangıç sebeplerini araştırmanız gerekir. Caner Hocam, Ömer Hocam ikiniz de birden söylüyorum. Bu olay tek başına Ercan niye bağırmış? Ercan'ın bağırma sebebi temeli nedir? Veya Semih'in orada İbrahim Mehmet Üzüm'ü itekleme pozisyonu var. Son düdükle beraber. Önce oradan başlayayım. Düdüğün çalmasıyla beraber görüntüleri ben dev ekrana yansıtıp da izledim. Semih'in de arka kalesinde morluk var. Düdükle beraber Mehmet Üzüm istemli veya istemsiz bir tekme atıyor. Maç bitiyor, yenildik. Topu işte maç bitti, topu alamadım.
Semih'e vuruyor. İstemli veya istemsiz. Onu o kendi şeyine bırakıyorum. Vicdanına bırakıyorum. Vurunca maç bitmiş. Sen o tekmeyi sallıyorsun ve sporcunun canı yanıyor. Semih de dönüyor bunu sırtından itekliyor. Semih kırmızı kart kesinlikle. Mehmet Uzun da kırmızı kart. Bunda hemfikirim ve Semih'e de kızdım. Adam sana vursa da oğlum yatacaksın oraya dedim. Karşılık vermeyeceksin. Öyle bir hakkın yok. Bu iki sporcu kırmızı kart. Bunda hemfikiriz. Ve Nevzat, ne Orçun, hadi Orçun'u geçelim. Kahraman, Emrah ve Ercan. Üçü yan yana pozisyonda. Bertu denilen sporcu Emrah'ın yanına geliyor ve Emrah'a diyor ki o Ercan'a söyle bilmem anasını ne yapayım. Ve bunu Ercan orada duyuyor. Emrah Ercan'a sarılıyor ve Bertu dönüyor sırtını kendi sahasına gidiyor. Yani sinsi ve planlı olarak yapılmış bir hareket. Siz bunları araştırmadan Ercan'ı eleştirdiniz. Ercan'ı yerden yere vurdunuz. Dağdan taşa vurdunuz. Bir sporcu diğer bir sporcuya gelip de sen şu sporcuya söyle bilmem senin neyini ne yapayım. Böyle bir ahlaksızlık olamaz. Böyle bir cümle kullanamazsın. Ve Ercan'ın bağırmasını çağırmasını yadırgamıyorum. Görmeyen bir adam ve ona sen gelip orada onun arkadaşına ona söylemesi için çok ağır bir küfür ediyorsun. Ve Ercan annesi konusunda çok hassas. Çünkü annesinin 25-30 yıldır özel bir durumu var. Özel bir durumu olduğu için onda annesinin yeri ekstra bir özel. Herkesin annesi özel. Ama onun annesi onun için daha fazla özel. Ve bu çocuğu sinir krizi geçiriyor ve o çocuğu o saatten sonra bağırmasını, çağırmasını ben de engelleyemem, siz de engelleyemezsiniz. Ve ben Bertuğ'a da gittim kızdım. Dedim ki ayıptır senin yaptığın. Gelip orada o cümleyi kullanıp böyle gitmen ne kadar ahlaklı bir davranış. Ve maçın başında kahramana gelip Harman abi ya sen burada sana yakışmayan sporcular var. Bu kulüp sana yakışmıyor. Sen burada niye oynuyorsun? Sen kimsin ki kime neyin yakıştığını kanaatine gelecek bir adamsın. Kahraman geldi güldü anlattı. Hocam saçmalıyor bunlar dedi. Yani sen sporculuğunu yap. Sinsi veya böyle yılan gibi gelip birilerini sokma arkadaş. Sen sahada sporculuğunu yap. Kimse yiğitsen, yürekliysen maç bittikten sonra gel o çocuğun yanına. De ki gel kardeş bir konuşalım. Yüzüne karşı et ki. O zaman diyeyim ki tamam sen yüzüne karşı ona bir şey söylemişsin. O da sana gerekli cevabı verir. Ama böyle biriyle böyle havadis göndermek, birinin yanına birine küfür etmek. Böyle ahlaksızca davranışlar bu camiye yakışmadı, yakışmıyor da. Sizin de tek taraflı olarak bunu sadece o açıdan düşünüp Ercan'ın bağırması, çağırması ya olayların temel başlangıç sebepleri araştırılmalı. Bu olaylar temelinde böyle gelişmeseydi bu çocuklar da zıvanadan çıkıyor. Bu olaylar da ben Ercan'ın küfür etmesi veya bağırmasını tasvip etmiyorum. Ama siz ona böyle bir yaklaşımda, böyle bir davranışta bulunursanız bunun karşılığı mutlaka olur. Ve çocuk kendinden geçti bilmiyor. 20 dakika sonra kendine geldi hatırlamıyor çocuğu. O kadar sinirlenmiş. Siz birinin annesine böyle bir laf söylerseniz yani onun o süreçte sinir krizi geçirmesi veya o süreci hatırlamaması normal. Yani camiadan da böyle ahlak dışı yaşanan, ahlak dışı davranışları da yapan sporcuların da bu camiadan bence kaybolup gitmesi gerekir. Yani son söze kesinlikle katılıyorum hocam. Yani biz de yayını yaptıktan sonra tabii şimdi Bertun'un olayla alakalı da yayın öncesinde de biraz duyumlar aldık ama hani hatta hatırlarsanız hemen ardından Ahlatlı Bel'de Anadolu maçı vardı. Orada da sizle de konuştuk. Yani olaylarla alakalı çok fazla böyle bir hakimiyet yoktu. Herkes farklı bir şey söylüyordu. Daha biz de oraya kadar geldiğimiz yani yayın yaptığımız ana kadar bildiklerimizi konuştuk. Ama işte şöyle bir şey var. Şimdi olayların yayında da söylemiştim. Başlangıcına baktığımız zaman şimdi Ercan'ın bir sene önceki bir Yeni Mahalle Çankaya maçında yani yayınlarda da gözüküyor bu. Net bir şekilde Mehmet Üzüm'e yapmış olduğu bir yumruk olayı var. Şimdi camiadan bu tarz olayları yapan oyuncuların çıkması gerekiyor diyorsunuz. Şimdi Ercan'a baktığımız zaman 2016 yılında Brezilya maçında Türk milli takım formasıyla rakibine attığı bir yumruk var. 2019 yılında İbrahim Üzüm'ün hakem dövmesi var. Yani Bertu'ya bağlarken şimdi o zaman o iki oyuncunun söylemeniz karşılığında kulübünüzden göndermeniz gerekiyordu. Hocam
Birinin anasına, karısına, eşine küfretmemiş bunlar. Sporun doğasında var. Bakın, faul Hocam yapmak, çok özür dilerim. hakemle Sadece eklemek için çok özür dilerim. Şimdi hocam sözümü kesecekseniz, bakın başında konuştuk, ben konuşuyorum. Kesmeyin, sonra devam edin, ekleyin. ben tamamlamak için dediydim de yani cümlem tam şey olmadı da sıkıntı yok. Sonra tamamlar. Şimdi birine bir yumruk atması veya birine vurmasıyla ben yumrukla tekme arasındaki farkı göremiyorum. Yumruk da aynı şey, tekme atmak da aynı şey. Arada fark yok. İkisi de şiddet içerir. İkisi de kasıtlı olarak yapılmıştır. Biri tekme atar, kırmızı kart dersin. O da darbe yapmak, darbe uygular. Yumruk atar, o da kırmızı kart. Ama o onun yani birinin maç içindeki kavga etmesi veya birine yumruk vurması bunun gelip de diğerinin onun ailesine küfür edeceği anlamına gelmez. Küfür ayrı bir şey. Aileye edilmiş küfür ayrı bir şey. O hakemle dövüşmüş. Normal futbolda hakemle döven var, hakemle tartışan da var, birbirine kafa atan da var. Bu ayrı bir şey. Bu farklı bir şey. Ama Bertuğ gelip Ercan'ın yüzüne karşı küfür etseydi onda da sorun yok. Ercan'la birbirine girerdi. Yani ya o ona vururdu ya ona bir şeyler olurdu. Ama başkasının arkadaşı aracılığıyla küfür ederek ona göndermek. Yani bunlar doğru şeyler. Yani verdiğiniz örnek Ercan örneği, İbrahim Üzüm örneği doğru örnekler değil. Bunun alakası yok. Şimdi siz Hocam ama muhtemelen milli takım forması var yani milli takımı temsilen gitmiş Türkiye'yi temsil ediyor ve cezasını uluslararası arenada yapılan bir şey. Şimdi Bertuğ'un küfrünü söylüyorsunuz ama Bertuğ'un küfrünü orada Emrah ve Ercan'dan başka duyan yok. Yani bunu siz de duymadınız açıkçası çünkü siz de verdiğiniz örnekte Emrah ve Ercan'ın olduğu yerde söylüyorsunuz. Yani ama diğerleri tamamen uluslararası tüm dünyanın gözünün önünde olmuş bir şey. Evet futbolun içerisinde bu tarz olaylar var diyorsunuz ama milli takım formasıyla hakem dövmek, oyuncuya yumruk atmak bence olmaması gereken bir şey. Ve evet bir önceki sözünüzde çok haklısınız. Bu tarz olayları yapan oyuncuların bu camiadan atılması, silinmesi gerekiyor. Açıkçası bunu ben ilk bu olaylardan sonra sizden beklerdim ama siz sadece Emrah'ın ve Ercan'ın duyduğu küfürden Bertuğ'un, tamam küfür ben tasvip etmiyorum. Burada Bertuğ'u da savunmuyorum. Ama baktığımız zaman camia küçük. Diğer arkadaşlarımızla konuştuğumuzda mesela Ömür'ün de Celal'e sahanın içerisinde küfrettiğini herkes biliyor. Ama Celal orada Emrah'ın ve Ercan'ın yaptığını yapmayıp sakinlikle kenara çekilip onu orada yutmak zorunda kaldı. Neden? Bu olaylar yaşanmasın diye. Şimdi küfre baktığımız zaman herkes küfür ediyor. Ama bazı oyuncular bunu absürt bir şekilde yayıyor. Ercan'ın yaptığı gibi herkese ortasında. Orada mesela Ercan'ın da eşi var. Orada herkesin eşi, karısı, kızı, çoluğu, çocuğu var. Ama Celal mesela öyle bir şey yapmıyor. Diyor ki tamam bu bana küfretti ama diyor ben susmak zorundayım. Çünkü bir sporcu kimliği var. Bir milli takım sporcusu. Şimdi onu yapan da bir milli takım sporcusu. O karakterde bir oyuncunun orada artık evet yutmaması gerekiyor ama o tepkileri de vermemesi gerekiyor. hocam biri sizin annenize küfür edince böyle davranır mısınız sessizce? Hocam şimdi şöyle bir şey var. Ben aynı şeyi söylemiyorum. Küfrettiği Hocam zaman o... sana kısaca bir soru sordum ya. Hocam ben karşımdaki insanla aynı seviyeye düşmem. Bana küfretti diye Yani ben de küfretmem. senin vereceğin tepkiyle benim vereceğim tepki, Caner Hoca'nın vereceği tepki aynı değildir. İnsanlar fıtrat olarak farklıdır. İbrahim Üzüm uluslararası cezasını aldı mı? Aldı. 2024 aralığa kadar 2024 aralığa kadar bu adam uluslararası müsabakalardan men edildi mi? Edildi. Cezasını çekiyor mu? Çekiyor şu anda. O formayı bir daha giyemiyor. Ama şimdi İbrahim Üzüm'ün oradaki yapmış olduğu yanlış kesinlikle tasvip etmiyorum. Büyük bir hata. Hakeme saldırmış olması. Ama ben İbrahim Üzüm gelip de ligde benim sporcularımdan birisinin annesine, eşine küfür ederse bir daha benim spor kulübüm kapısından içeri giremez. Siz diyorsunuz ya orada duyan, siz Bertuğ yani Bertuğ özelinde savunuyorsunuz ama savunabilirsiniz. Sorun yok benim için. Emrah yalan söylüyor. O zaman Ercan yalan söylüyor. Kahraman da orada. Bu üç sporcu yalan söylüyor. Ve bu üç sporcu da Ercan olaya vakıf olduğu için saymıyorum. Emrah ve Kahraman'ın bugüne kadar yalan söylediğiyle ilgili bir tane cümle, kelime, olay bulamazsınız. Böyle yalan Yani söylüyorlar demedim. bu Yalan ya hocam söylüyorlar demedim. Sadece ama o diyorsunuz ki ikilinin ya da duyan ikisinin bu. duyduğu bir küfür.
Ben şimdi evet biz hep Ercan'a örnek verdik ama Ercan'ı herkesin duyduğu için örnek. Ben mesela Bertino'da küfrettiğini nereden duyayım? Yani siz bile duymamışsınız. Sahanın içindeydiniz. Ben sonradan sahanın içine girdim. Olayla kızışınca. Şimdi siz diyorsunuz ki duymadığınız bir şeyi olayın başına gir. Mesela Semih'le Mehmet Üzüm'ün olayını tartıştık. Neden canlı yayında net gözüktü? Dedik ki işte ona tekme attı falan. Şimdi Ercan'ın olayı duyurdu. Siz şimdi sadece 2-3 sporcunun duyduğu şeyi gelip burada net bir şekilde söylemiş gibi neden söylemediniz diyorsunuz ama şimdi Ercan'ın Emrah'ın bir de kahraman olduğunu bilmiyordum. Siz söylediniz. Kahramanın duyduğu bir şeyi ben de duyduğum gibi nasıl anlatayım yani? Biz de Hocam sadece Ercan'ı arayacaksın. onu efendim? Siz burada yorumculuk yapıyorsunuz. Siz orada olayın iki muhatabı var. Birisi Bertu, birisi Ercan. Ercan'ı ararsanız ya Ercan tartıştın, o kadar bağırdın, çağırdın, sana yakışmadı. Ne oldu da sen bağırdın deseniz size zaten anlatır mı çocuk ne olduğunu? Yani ben şunu diyorum hocam. Olayı temelini araştırmadan yorum yaptığınız için sezer işte bunu. Siz olayın temelini araştırmadan direkt Bertu'nun yani yaptığı olay hiç yok. Ercan'ın Bertu'ya yaptığı işte küfretti, hakaret etti, bağırdı, çağırdı. Ya neden bağırdı, çağırdı? Ben buranın temelini araştırmanız. Temelinde Hocam ne vardı? Bu adam ne oldu da böyle oldu? Ne oldu da bağırdı? Ne oldu da bu hale geldi? Ya sebebi nedir? İnsanız, fıtratımız da var. Sen sakinliğini koruyabilirsin ama bu çocuk koruyamadı. Koruyamayabilir. Yani bu yapısal bir durum. Bu milli takım hocası da olabilirsin, milli takım sporcusu da olabilirsin. Bu bir şey değiştirmez ki. Emre Belezoğlu. Sahada kavga edip sporcu yumrukladığı günler var. Ve milli takım oyuncusu muydu? Oyuncusuydu. Ama o anki o sinirlerini, hakimiyetini. Ama bu şu demek değil. Ben müsabakalarda birine tekme atılmasına, yumruk atılmasına, kavga edilmesine bunlara tamamen kesinlikle şiddete karşıyım zaten. Ben İbrahim Üzüm'e de çok sezer yani cezasını da çekti. Hala da çekiyor. Ercan'ın Brezilya'daki yaptığı olay Ercan'a da gerekli ceza yaptırımı uyguladık o zaman. Ama bu adamın spor hayatını bitiremem ben. Bu futbolun doğasında olmaması gereken ama olan şeyler. Ama bugün Bertuğ'un yapmış olduğu olay sporla, doğayla, ahlakla alakası yok. Sen gidiyorsun birinin anasına resmen küfür ediyorsun. Ve öbür tarafta hakem yumruklayanı ona örnek veriyorsun hocam. Bu ikisi aynı örnek değil. Birbiriyle Hocam bu bağdaştıramazsın bunları. ya şimdi o zaman baktığımızda şu an saha içerisinde emin olun maç içerisinde birbirine küfreden oyuncu zaten çok. Ama bu kimi anasına ediyor, kimisi başka bir şeyine ediyor. Ama hiçbir aynı tepkiyi vermiyor. Şimdi sporcu ve milli takım seviyesinde bir sporcunun orada evet özel bir durumu var. Ben sizden duyuyorum annesiyle alakalı. Hastalıksa geçmiş olsun. Ben çok fazla bilmiyorum. Ama şimdi aynı tepkiyi Ercan verdiği zaman bu sefer diyorsunuz ya Bertu'ya işte bunu yapmaması gerekiyor, çok yanlış. Aynı tepkiyi verdiği zaman o da mesela Ercan'ın söylediği de Bertu'nun hastalığıyla alakalı çok kişisel ve özel bir şeydi. O zaman yanlışı yanlışla kapatacak olursak o zaman ne düzelecek? Yani orada bir milli takım seviyesinde o seviyede bir sporcunun evet sakin kalmayabilir, sinirlenebilir, o ayrı mesele. Orada küfredebilir. Ama şimdi onun da bir sınırı vardı. O Ercan hatta siz götürdünüz diye yanlış görmediysem siz koluna girdiniz. Soyunma odasına girdikten sonra bile devam etti. Şimdi belli bir seviyede yaparsın ama artık o saatten sonra da bir dozunu ayarlamak da vardır. Hocam, insanların sınırları ve çizgileri, limitleri her kişinin kendine göredir. Birisi sizin limitinizi aştığınızda siz de onun limitinin üstüne çıkabilirsiniz o anda. O sizin elinizde olan bir şey olmayabilir. Ercan'ın da psikolojik yapı itibariyle birisi onun sınırlarını aştığında o da kendi sınırlarının üstüne çıkıyor zaten o çocuk. Çocuğun yapısı öyle yani. Siz onun sınırlarını zorlamazsanız size bir şey yapmaz. Bu şuna benzer. Kafesteki aslanı kafesini açarsanız ısırır sizi. Ama kafesteki aslana siz bir şey yapmazsanız aslan da size bir şey yapmaz. Bugün Amerika'nın gemisi var Akdeniz'de. Bir füze fırlatın, bir hata yaptık değil mi? Örnek veriyorum. Bir füze fırlattık, hata yaptık. O bize 50 füze atacak. Her şeyin bir karşılığı olur. Yapmayacaksınız bunu. Yaparsanız karşılığı olur mutlaka. Ama Ercan'ın küfürlerini doğru bulmuyorum. Bağırmasını doğru bulmuyorum. Ama bu hale getirmeyelim yani. Birbirimizi bu hale getirmeyelim. İkiniz de görme engellisiniz. İkiniz de spor yapıyorsunuz. Yani Bertuğ'un maç başına gelip kahramana bazı kelimeler konuşması zaten programlanmış halde gelmiş. Yani maçın başında diyorsun Çankaya'da senin
hak etmeyen sporcular var. Orada iyi adamlar yok abi. Orada karakteri bozuk adamlar var. Sen onlarla niye oynuyorsun? Maçın başında bunları konuşuyorsun ve maçın başında bunu yapıyorsun. Sen planlı yaptın bunu. Yani Bertu bu olayı planlamış. Maçın başında planlamış ve sonunda da bunu yaşamış. Senin Ercan'la bir tartışman yok maç içinde. Bir faul durumun yok. Hiçbir şekilde, hiçbir pozisyonda karşı karşıya gelmemişsin. Birbirinizle etkileşiminiz yok. Niye yapıyorsun bunu arkadaşım sen? Bu Hocam adamla ben de senin şunları... alıp veremediğin bir şeyin varsa özelinde hallet. Ara, telefonla hallet. Git, yüz yüze hallet. Ama gelip o müsabaka içinde ya ben, sen yenildin. O arada da ne zarar verirsem kar kardır mantığı mı? Çankaya'dan kaç oyuncu atılırsa ben kâra geçerim mantığı mı? Anlayamadım. Hocam ben de şunları ilave etmek isterim. Şimdi ben yaklaşık 10 yıldan beri hani taraf gözüyle bakılmasın diye bu yorum yapıyorum. 10 yıldan beri Bertu'yla tanışırım. Bertu normal hayatında küfür eden bir kişilik değildir. Ha bakın normal hayatla maç farklıdır. Ben burada da kesinlikle Ercan veya Emrah yalan söylüyor demiyorum ama Bertu'nun da normal hayatında yani doğru düzgün her zaman görüştüğümüzde küfür eden bir çocuk değildir. Ama tabii ki maç ortamı farklıdır. Etmiştir ve etmemiştir diyemeyiz. Ama biz zaten Ercan'la ilgili yorumlarımızı yaparken de hani Bertu ile ilgili yorumlarımızı ilave etmiştik geçen yayında. O zaman bu sorunu inşallah bir daha yaşamayız diyerek isterseniz başka ekleyeceğiniz bir konu yoksa bu kısma kapatalım. Bu soru Hasan hocamındı. Ömer hocam sizin var mı son 90 dakikaya ilave etmek istediğiniz bir konu? Ya benim de şöyle aslında geçenlerde bir haber denk geldi. Aslında milli takım olayları konuşulduğunda soracaktım da o Caner hocamın serbest vuruş sorusu biraz şey yaptı, olayı geciktirdi. Şimdi Hasan hocam geçenlerde bir Futbol Federasyonu ziyaretiniz olmuş. Engeller Koordinasyon Kurulu Ömer Bey'le. Onunla alakalı bir haber gördüm. Açıkçası hani biraz önce demiştiniz ya milli takımla alakalı aslında evet teklif gelirse değerleriniz ama şu an için öyle bir şeyimiz yok diye. Şimdi haberin içeriğine baktığımızda Çankaya Belediyesi olarak ziyaret ettiniz ama haberin içeriğinde hiç Çankaya Belediyesi ile alakalı bir haber görmedim. Hep milli takımlar konuşulmuş. İşte geçmiş yıllardaki milli takım başarıları sizin olduğunuz dönemlerde ve bundan sonra da geçmişteki o başarının tekrarıyla alakalı hep konuşulmuş. Yani bununla alakalı ne demek istersiniz? Yani Futbol Federasyonu'na ziyaretiniz milli takım için miydi? Çünkü gördüğümüz haberlerde hiç Çankaya ile alakalı bir haber görmedik. Hep milli takım üzerinde konuşulmuş. Açıkçası bunu çok merak ettim. Hocam ben haberi şimdi bakacağım. Haberi ben de okudum ama Çankaya ile ilgili orada yazı var. Çankaya ile ilgili bahsediyor. Milli takımla ilgili de yani bu haberi yapan yani sonuçta Türkiye Futbol Federasyonu çağırdı haber kuruluşları ve Türkiye Futbol Federasyonu bunu servis ediyor. Engeller Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Bey'e biz hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yani oradaki konuşmalarımız tabii mevcuttaki sporcularımız milli takım sporcuları. Ligdeki şampiyonluklarımızı konuştuk. Milli takımdaki başarılarla ilgili hasbihal edildi. Kahramanın milli takıma gitmemesiyle ilgili konuşuldu. Tabii burada her konu konuşulabiliyor. Ama sonuçta burayı derleyip toplayıp basına veren veya Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesine yayınlayan Türkiye Futbol Federasyonu Engelliler Koordinasyon Kurulu. Yani bu metni biz hazırlayıp oraya yazmıyoruz hocam. Biz orada konuşuyoruz. Her şeyi konuşuyoruz. Gittiğimizde altyapıyı konuştuk. Görme engelli futbolu konuştuk. Altyapıdan sporcuların nasıl yetişmesi gerektiğini konuştuk. Bununla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun yani Gençlik Spor Bakanlığı'na beraber Riva'daki bir kamp tesisinin daha olduğunu, oranın aktif olarak kullanılması, TFF'nin de sahasının aktif olarak kullanılması, yeme içme probleminin çözülmesi, burada genç milli takımın, genç çocukların daha fazla kamp yapması, bunların hepsi konuşuldu Ömer Bey'le. Yani bu ziyaretimizi böyle tamamladık. Ama burada bizim direkt müdahale ettiğimiz veya yazdırdığımız bir şey değil. Ortalama 2 saat sürdü. 2 saatte konuşulanlar yazılıp da orada 20 sayfa, 30 sayfa yapar. Durum böyle hocam. Teşekkür ederiz Hasan Hocam. O zaman milli takım konusuna da şöyle bir açıklık getirmek adına mı diyelim ya da zaten bu yayında
Diğer yayın için bir Burak Aktaş'la başlayıp Musa Hocam'la devam edip ve Hasan Hocam'la da üçüncü yayınımızı yapmıştık. Şimdi de dördüncü yayınımıza da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden İsmail Koç hocamızı davet etmek istiyorum ben burada sizlerin nezdinde. Diğer yarın da diğer milli takım sorularımızı da kendisine ve Bursa ile ilgili sorularımızı da kendisine iletmek isteriz. Kendisi de bizi kırmayıp yayınımıza katılırsa bizleri mutlu eder. Hocalarım evet 90 artı bayağı olmuş. Bilmiyorum şu an ben hesaplayamıyorum. Herhalde uzatmalar da bitti. Altın gole geçmeden. Ve yarınki turnuva için tekrar belki büyük ekiplerine başarılar dileyerek son eklemek istediğiniz varsa alalım. Hasan Hocam bizi kırmadınız. Geldiniz yanımıza. Gecenin bu saati oldu. Türkiye saatiyle şu an arkadaşlar 12.30 bu arada saatimiz onu da söyleyelim. Var mı eklemek istediğiniz hocam? Yani şöyle hocam, öncelikle Ömer hocama ve sayın moderatörümüz Caner hocama teşekkür ederim. Caner hocayla çok eski dostluğumuz var. Ömer hocayla da öyle. Onlar da tabii çok uzun yıllar olmadı. Biraz da Caner hocayla samimiyetimiz de daha fazla. Tabii bu samimiyetlere sığınarak bunları söyledi, konuştuk. Şöyle yine Ömer hocamın o sözüne ithafen, son TFF olayına ithafen. 10 yıldır biz lig kuruldu, kuralı 10 yıl oldu. 10 yıldır bu ligin reklamını yapmak için çaba sarf ediyoruz. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla temasa geçiyoruz. Gazetecilerimizi bir arada görmek, bu ligde onların bu ligin varlığını hissettirmek için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Dikkat ederseniz bizim genel ortalamada 2 veya 3 maçta bir genelde işte Anadolu Ajansı'nda, Demirören'de servis edilen haber, Fanatik'te, işte Fotomaç'ta, CNN'de, NTV'de bir sürü kanalda haberimiz çıkıyor. Bunları kendimiz servis ettiriyoruz. Nasıl ettiriyoruz? İkili ilişkilerimizde. Bu biz kendimizi aslında servis etmiyoruz. Burada görme engelli futbolunu servis ediyoruz Türkiye'ye. Temel prensibimiz de bu. Yani Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerimiz gayet iyi ve başarılı. Bunun temel sebebi de şudur. Futbola emek veriyoruz ve bu verdiğimiz emeğin Türkiye tarafından da görme engelli futbolun tanınırlığını artırmak amacımız. Bunu da elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Bütün kulüplerimiz de böyle davranır, böyle yaparsa daha mutlu oluruz. Yani tanıtalım. En yerel bir medyada, yerel bir gazetede, No Boy programımızda, ya her yerde bunu tanıtmamız gerekir. Ya bu programımız ya Türkiye'de tek olan, yapımcısı da sanırım Guest bir medya. Kurucularına da teşekkür ederim buradan. İnşallah daha iyi gelişerek ve daha teknolojik donanımlara sahip olarak bütün liglerimizi de sosyal medyadan, gerekirse belki ileride bir kanalımız olur, kanal aracılığıyla yayınlamak temel amacımız ve temennimiz olmalı. Çünkü tanınırlığımız artmadığı sürece bizim gelir kaynaklarımız da artmayacaktır diye düşünüyorum medya olarak. Ve Teşekkür ediyoruz hepinize hocam. teşekkür Yani ederim hocam. yaptığımız işi pazarlamalıyız. Yani yaptığımız işi satmalıyız tabiri caizse. Yani bize destek vermek isteyen tüm görme engelli camiasından arkadaşlarımızı bekleriz. Hepimiz burada gönüllü olarak bir şeyler yapmak istiyoruz. Biz de Gespir ailesi olarak. Ömer hocam sizin var mı son kez eklemek istediğiniz bir şey? Öncelikle Hasan hocama tekrardan teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığı için gerçekten bilgi birikim açısından camiamızda önemli isimlerden biri. Biz de genç antrenörler olarak sürekli onlardan bir şey öğreniyoruz. Hala da öğrenmeye devam ediyoruz. Bugün de konuşmamız için gerçekten çok güzel bir yayın oldu. Yani camiada aslında bu tarz konuşmaların rahat bir şekilde olmasını diliyorum. Çünkü insanlar biraz böyle bu tarz konuşmalar yapınca hep böyle sonu kavgayla bitecek zannediyorlar ama gerçekten iletişim kurmasını bilen, gerçekten bu tarz insanların cami içerisinde çoğalmasını istiyorum. Yani şu konuları burada evet başkasıyla konuşsak belki hep kavga, dövüş olacakmış gibi beklenir ama hepimiz aklı başında insanlarız. Çok güzel bir konuşma oldu. Bazı şeyleri de tartışarak çözebilmemizin aslında örneklerinden biri oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum bu konuda. Onun dışında medya olayıyla alakalı da Hasan hocama katılıyorum. Yani biraz daha bu işin çoğalması gerekiyor. Özellikle Alputa'yı gördükten sonra bir Avrupa şampiyonu oldular. Türkiye'de tanıyan kalmadı. Gol golde biz kadınlarda olimpiyat şampiyonlukları yaşadık. Türkiye'de belki bunu onda biri bilmiyor. Bunun için medya konusunda daha çok aktif olarak çalışmamız lazım. Biz bir nebze de olsa elimizden geldiğince bu yayınlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan daha da çoğalmasını talep ediyorum. Haftaya da İsmail hocamı kesinlikle bekliyoruz. Ondan da öğrenmemiz gereken çok şey var.
Ben de çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum Ömer Hocam, Hasan Hocam. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere demeden önce bir dahaki maçların 31 Ekim Salı günü oynanacağını ilave ederek diğer yayında görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysek affola diliyorum. Anlıyor muyum?